Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış, bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan eski bir zamanda, bir ihtiyar kadın ile onun Hamza adında bir torunu varmış. Hamza'nın başı kel olduğu için herkes onu Keçel Hamza diye çağırırmış. İhtiyar kadın her gün ip eğirir, götürüp pazarda satarak soğanla ekmek alması için torununa verirmiş. Yine bir gün ihtiyar kadın bir yumak ip eğirerek satıp ekmek alması için Keçel Hamza'ya vermiş. Hamza yumağı alıp pazara gitmiş. Yolun ortasında bir kargaşa olduğunu görmüş. Ortaya birçok adamlar toplanmış, herkesin elinde kocaman bir değnek varmış ve bir köpeği dövüyorlarmış. Köpek bir oraya kaçıyor, bir buraya kaçıyormuş ama hiç kimse ona arka çıkmıyormuş. İnleyerek, havlayarak yolun ortasında öylece kalmış. Keçel Hamza merhamete gelmiş. Köpeğe acımış ve ileri çıkıp demiş ki, "Ey ahali, bu Allah'ın hayvanı size ne yaptı ki onu dövüp öldürüyorsunuz? Köpeği öldürmekle elinize ne geçecek? Alın bu ip yumağını size vereyim, o köpeği bana verin." Adamlar ip yumağını alıp köpeği Keçel Hamza'ya vermişler. Hamza köpeği alıp geri dönmüş evlerine. Kapıdan içeri girdiğinde ihtiyar kadın Keçel Hamza'nın elinin boş olduğunu görünce, yanında da bir de köpek yavrusu getirdiğini bilince hemen demiş ki, "Evladım, niçin ekmek almadın?" Keçel Hamza cevap vermiş, "Nineciğim, yolda bu köpeği döverek öldüreceklerini gördüm. Ona çok acıdım, ip yumağını verip bu köpeği aldım." Kadın boş konuşmanın kimseye yaramayacağını anlamış. Çaresiz kalıp hiçbir şey diyememiş. Biraz sakinleştikten sonra yine bir yumak ip eğirip vermiş Keçel Hamza'ya. Bu defa kendisine, "Sakın ha ekmeksiz geri dönersen vay haline" diye sıkı sıkı tembih etmiş. Keçel Hamza itiraz etmeden ip yumağını alıp pazara gitmiş. Ama bu defada ne görsün? Pazardaki insanların bir kediyi dövdüklerini görmüş. Hemen yine ileriye çıkıp adamlara demiş ki, "Bu zavallı kedinin günahı nedir ki onu dövüyorsunuz?" Biri cevap vermiş, "Bu kedi kasap dükkanından et çalmış, onun için dövüyorlar." Keçel Hamza, "Ne olmuş ki? Aç kalsanız siz de çalarsınız. Alın bu ip yumağını vereyim size, o kediyi bana verin." Adamlar yine ipi alıp Keçel Hamza'ya kediyi vermişler. Keçel Hamza şimdi de kediyi alıp gelmiş evlerine. Yaşlı kadın torununun geldiğini ancak kucağında ekmek yerine kedi getirdiğini görmüş. Kadın açmış ağzını, yummuş gözünü. Eline geçen taşı toprağı, "Oğlum, açlıktan ölüyoruz, yemek için bir lokma ekmek bulamıyoruz, sen de gidip kedi köpek getiriyorsun" diye Keçel Hamza'nın kafasına atmış. Hamza ninesinin doğru söylediğini anlamış, bu defa hiçbir şey almayacağına yemin etmiş. İhtiyar kadın söylene söylene bir yumak ip daha eğirip vermiş Keçel Hamza'ya, kendisine de "Bu defa da eli boş dönersen eve gelme" diye tembihlemiş. Keçel Hamza yumağı alıp pazara gitmiş, satıp ekmek almış, evlerine dönmüş. Akşam ninesiyle birlikte ekmeklerini yiyip biraz da kedi ile köpeğe verip yatmışlar. Keçel Hamza yatakta düşünüyormuş, "İyi de ben bu köpekle kediyi getirdim ama kendimiz yemeye ekmek bulamıyoruz. Onlara ne vereceğim?" Birden aklına bir fikir gelmiş. "Sabah kediyle köpeği götürüp ormana bırakırım.
belki orada yiyecek bir şeyler bulup yerler diye düşünmüş. Bu düşünceyle Keçel Hamza yatmış. Sabah olunca durumu ninesine anlatarak köpekle kediyi de kendisiyle birlikte götürmüş. Bunlar o kadar çok yol gitmişler ki çok yorulmuşlar. Yüksek bir dağın başına çıkmışlar. Keçel Hamza bir mağaranın önünde 3 tane devin olduğunu görmüş. Bunlar korkunç görünüşlü devlermiş. İnsan bakınca çok korkarmış. Kulakları tepsi kadar, dişleri fil dişi büyüklüğündeymiş. Nefes aldıklarında burunları demirci körüğü gibi kalkıp inermiş. Tırnakları pulluk gibiymiş. Kendileri de birbirlerinin kuyruğundan, boynuzlarından tutup kavga ediyorlarmış. Keçel Hamza bunları görünce hemen oradan kaçmak istemiş. Ama köpek birden havlamaya başlamış ve devler de bu sesi duymuşlar, gelip Keçel Hamza'yı tutmuşlar. Hamza korkusundan ne yapacağını bilememiş. 7 başlı dev demiş ki, "Ey insanoğlu, korkma, bizi anlaştır, seninle işimiz olmaz." Keçel Hamza sormuş, "Niçin kavga ediyorsunuz?" 3 başlı olan dev demiş ki, "Biz 3 dev, 2 değerli şey bulduk. Biri Hazreti Süleyman'ın halısı, diğeri de Hazreti Süleyman'ın yüzüğü. Eğer halının üstüne oturup beni Hazreti Süleyman'ın hatırına filan yere götür desek o anda götürecek. Yüzükten de Hazreti Süleyman'ın hatırına ne istesen o anda hazır olacak. İşte bu 2 değerli eşyayı 3 dev aramızda bölemiyoruz." Keçel Hamza hemen bu devlerin elinden kurtulmak için bir hile yapmak gerekir diye düşünmüş ve onlara demiş ki, "Dev kardeşler, siz o 2 şeyi bana verin. Ben bu dağın başından uzağa bir taş atayım. Siz 3'ünüz de o taşın peşinden gidin. Kim taşı önce getirirse halı onun olsun, ikinci gelenin de yüzük onun olsun. Kim en son gelirse artık o da kendi bahtına küssün." Devler bu anlaşmaya razı olmuşlar ve içlerinden de 3. gelen de bu keçel oğlanı yer diye düşünmüşler. Sonunda Keçel Hamza kocaman bir taşı dağdan aşağıya yuvarlamış. Taş dağdan aşağıya öyle hızlı yuvarlanıyormuş ki yıldırım gibiymiş. Devler de hemen taşın ardından koşmaya başlamışlar. Devler biraz uzaklaşınca Keçel Hamza sihirli yüzüğü parmağına takarak köpekle kediyi de halının üstüne oturtup demiş ki, "Ey halı, Hazreti Süleyman aşkına bizi evimize götür." O anda halı göğe kalkıp bunları götürmüş. Keçel Hamza gökten bakıp deniz kenarından gittiklerini görmüş. Aklına köpekle kedinin aç olduğu gelmiş. Evde ninesinin de yemek için hiçbir şeyi yokmuş. Kendi kendine demiş, "Ey halı, Hazreti Süleyman aşkına bizi burada yere indir, biraz balık tutalım." Halı o anda bunları denizin kenarına indirmiş. Keçel Hamza yüzüğü parmağından çıkartıp demiş, "Ey yüzük, Hazreti Süleyman aşkına bize 1-2 balık ulaştır." Bu sözler Keçel Hamza'nın ağzından çıkar çıkmaz o anda büyük bir ana balığın sudan 2 yavrusunu çıkarttığını görmüşler. Balık onlara demiş ki, "Alın, 2 tane yavrum var, onları da size bağışlıyorum." Ve balıkları bırakıp tekrar denizin içerisine dönmüş. Keçel Hamza balıkları alıp biraz çalı çırpı toplayıp bir güzel ateş yakmış. Balığın birini ateşte pişirmiş, köpekle kediye de vermiş. Onlar yememişler. Sonunda Keçel Hamza, "Ey Allah'ın hayvanları, niçin şükürsüzlük ediyorsunuz? Yesenize," demiş. Birden köpek dile gelip insan gibi konuşmuş. "Keçel kardeşim, biz şükürsüz değiliz. Bizim merhametimiz onu yemeye el vermiyor. O ana balığın
Zaten iki yavrusu vardı. Onların ikisini de sana verdiğinde insafa gelmeliydin. Yavrusunun birini kendisine verseydin. Ama sen bunu yapmadın. O nedenle sen bunun cezasını çekeceksin. Balığın gözü yavrularının arkasından baka kaldı. Biz bu nedenle yemedik. Bu konuşmadan sonra Keçel Hamza yanlış yaptığını anlamış. Başlamış denizin kenarında ellerini temizlemeye. Bir iki avuç su alıp ellerini ovalarken birden parmağındaki yüzük kayıp düşmüş denize. Ve Keçel Hamza ne kadar aramışsa da onu bulamamış. Sonunda pişman bir halde evlerine dönmüşler. Evi hemen yakında olduğu için bu defa hiç halıya da binmemiş, büküp kolunun altına almış, başlamış yürümeye. Köpek de kedi de bu işe çok pişman olmuşlar. O nedenle demişler ki, ''Kardeşim sen git, biz buralarda biraz dolaşalım, bakalım yüzüğü bulabilecek miyiz?'' Keçel Hamza evine gitmiş. Köpekle kedi de deniz kenarında kalmışlar. Bir de görmüşler ki yaşlı bir balıkçı gelmiş, ağını denize atmış, balık tutmaya başlamış. Bir zaman sonra ihtiyar balıkçının ağına kocaman bir balık düşmüş. İhtiyar adam ne kadar çekmişse de gücü yetmemiş. Köpek dişiyle ağı tutup ihtiyar adama yardım etmiş. Ağı bir şekilde kenara çıkartmışlar. Ağın içinden kocaman bir balık çıkmış. İhtiyar balıkçı bu köpekle kedi bana yardım ettiler diye düşünmüş. Bu nedenle de balığın karnını yarıp iç organlarını bu çaresizler aç, yiyip doysunlar diye köpekle kedinin önüne atmış. Köpekle kedi leşin içini arayıp yüzüğü orada bulmuşlar. Sevine sevine götürüp Keçel Hamza'ya vermişler. Keçel Hamza yüzüğü alıp köpekle kedinin başını okşamış. Onlara çokça yemek verip teşekkür etmiş. Keçel'in keyfi yerine gelmiş. Ninesine demiş ki, ''Nineciğim, söyle bakalım bu dünyadaki en güzel kız kimdir?'' Yaşlı kadın, ''A evladım, kim olduğunu öğrenip de ne yapacaksın?'' Keçel Hamza demiş ki, ''Evlenip onu kendime eş yapacağım.'' Ninesi, ''A evladım, sessizce otur yerinde, sen kelin tekisin. Yatmak için yatağın yok.'' Örtmek için yorganın yok. Öyle güzel kızlar padişahlarda olur, onu da sana vermezler. Keçel Hamza, sen onları düşünme nineciğim, sen söyle bakalım bu dünyadaki en güzel kız kimin kızıdır? İhtiyar kadın biraz da Keçel Hamza'yı başından savmak için, ben en güzel kızın Hindistan padişahının küçük kızı olduğunu duydum. Ama onun da nişanlısı var demişlerdi. Keçel Hamza ninesine, hiç sorun değil, ben o kızı alıp getireceğim ve onunla evleneceğim. Sabah olunca Keçel Hamza yüzüğü dilinin altına koyup demiş, ey yüzük, Hazreti Süleyman aşkına senden bir tuğlası altından, bir tuğlası gümüşten olan bir saray istiyorum. Bu saray o kadar yüksek olsun ki altı yerde, çatısı da bulutlarda olsun. O anda gürültüyle, uğultuyla istediğinden de güzel bir sarayın hazır olduğunu görmüş. Keçel Hamza'nın ninesi bu işe çok şaşırmış. Keçel demiş ki, nineciğim işte ev hazır, şimdi ben gidiyorum padişah kızını getirmeye. Keçel Hamza halının üstüne oturup demiş, ey halı, Hazreti Süleyman aşkına beni Hindistan padişahının topraklarına götür. O anda halı göğe yükselip Keçel Hamza'yı Hindistan toprağına götürmüş. Tam Hint padişahının sarayının önünde bir yere konmuş. Bu sırada da Hint padişahının kızı pencereden sokağa bakıyormuş. Kızın adı Prenses Priya imiş. Keçel Hamza Prenses Priya'yı gördüğünde
Az kalsın aklı başından çıkacakmış. O anda demiş ki, tam da benim istediğim güzellikteymiş. Aceleyle yüzüğünü dilinin altına koyup demiş, ey yüzük, senden Hint padişahının bu güzel kızının şu an benim bu halımın üstünde olmasını istiyorum. O anda kızın halının üstünde olduğunu görmüş ve ey halı, bizi Hazreti Süleyman aşkına kendi evimize götür. Bu sözlerden sonra halı göğe kalkıp bunları doğruca bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüşten olan sarayın içine getirmiş. Prenses Piri'ye bakıp görmüş ki burası onun babasının hiçbir zaman rüyasında dahi göremeyeceği güzellikteymiş. Böylece Keçel Hamza ile Prenses Piri'ye evlenmişler. Bundan sonra da Prenses ile Keçel bir gün, beş gün burada böyle ömür sürsünler. Acaba bu sırada Hint padişahı ne yapmaktadır? Hint padişahı sorup öğrenmiş ki kızı ortada yoktur. Her yere adamlar göndermiş, arattırmış ama kızından bir haber çıkmamış. Sonunda padişah baş vezirini yanına çağırtıp demiş ki, ''Vezir, günde 10 defa vücudum uyuşuyor. Kederleniyorum. Kızımın gitmesine sabredemiyorum. Ne olur buna bir çözüm bul.'' Vezir cevap olarak, ''Hükümdarım, ben de günlerdir düşünüyorum. Çok falcılar çağırdım ama hiç kimse aklıma yatan bir şey söyleyemedi. Bir falcı kızınızı kel bir delikanlının götürdüğünü ve kendisini bir tuğlası altından, bir tuğlası gümüşten bir sarayda sakladığını söyledi. Şimdi umudum başka bir falcı kadın bulmakta. Gönderelim, her yeri arasın ve orayı bulsun. Belki bize bir haber getirebilir. Padişah hemen emir vermiş, falcı bir kadın bulup getirmişler. Padişah bakmış ve görmüş ki bu öyle bir kadınmış ki yüzüne bakan sadaka verirmiş. Gözleri şaşı, ağzı eğri, bacağı topal, beli kambur, suratından düşen bin parçaymış. Padişah demiş, ey vezir, bu kötürüm birisidir. Düz yerde yürüyemiyor. Bunun elinden bir iş geleceğini aklım almıyor. Bunu duyan ihtiyar kadın, padişahım, sen benim görünüşüme aldanma, gördüğüm işe bak, söyle bakalım, beni niçin çağırdın? Hint padişahı, ihtiyar kadın, benim kızım birden ortadan kayboldu. Her yeri alt üst ettim ama onu bulamıyorum. Eğer sen onu bulabilirsen ne istersen veririm demiş. İhtiyar kadın hemen gülerek hepsi bu mu diye sormuş. Hint padişahı bu az mı deyince ihtiyar kadın padişahım sağ olsun böyle işler bana su içmek kadar basit gelir. Hemen bugün bulurum ama bana bahşiş vermen gerek. Hint padişahı o anda elini atmış. Yaşlı kadının avucuna bir kese altın bırakmış. İhtiyar kadın bu kadar altını görünce gözleri fal taşı gibi açılmış. O anda tabanları yağlayıp oradan çıkmış. Vezir ihtiyar kadının ardından bakınca onun Leyla'ya benzediğini görmüş. İhtiyar kadın kendi evine gelmiş, girmiş bir küpün içine. Küpü çalıştırmaya başlamış. O anda küp gürültüyle, patırtıyla kalkmış doğruca göğe. İhtiyar kadın da küpün içinde gökte her yeri dolaşıyormuş. Birden uzakta bir saray göründüğünü fark etmiş. Saray öyle parlıyormuş ki sanki güneş çıkmış da her tarafa ışık saçmaktaymış. Küpü doğruca o tarafa sürmüş. Gelmiş şehrin kenarında bir harabelikte inmiş yere küpten çıkmış. Kendisini 70 yerden süslemiş, bir eline asa, bir eline de tesbih alıp gelmiş hemen sarayın önüne. Orada çok beklemiş. Sonunda padişahın kızının balkona çıkıp etrafa baktığını görmüş. Yaşlı kadın hemen aceleyle gelip balkonun altından geçerken
birden dengesini kaybederek yere düşmüş. Başlamış yalandan ah uf edip inlemeye. Prenses Priya ihtiyar kadına acımış. Hizmetçilerin onu saraya getirmeleri ve karnını doyurmaları için emir vermiş. Hizmetçiler gidip ihtiyar kadını yerden kaldırıp getirmişler kızın yanına. Yerinde söylenmiş bir laf var. Kör ne ister? İki göz, biri eğri, biri düz. Zaten ihtiyar kadının isteği de bu şekilde Prenses Priya'nın yanına ulaşmakmış. Prenses ihtiyar kadını görünce demiş, ''Ey ihtiyar nine, nereye gidiyordun, niçin düştün?'' İhtiyar kadın tesbihini çevire çevire ona cevap vermiş. ''Vay, ninen sana kurban olsun, sen ne güzel bir kızsın, padişah kızına benziyorsun.'' ''Ben yoksul bir kadınım, hiç kimsem yok. Senin gibi insaflı insanlar sofralarından arta kalan kırıntıları verirler, ben de onunla kıt kanaat geçinirim. Şimdi mescide namaz kılmaya gidiyordum. Açlıktan bacaklarımda derman kalmadığı için taşa takılıp düştüm.'' Kız ihtiyar kadına merhamet etmiş, getirip ona yemek vermiş. İhtiyar kadın doyunca yiyip bitirdikten sonra tatlı dilini kullanıp kızla güzel güzel sohbetler etmiş. Prenses anne babasından ayrılmış, burada da Keçel Hamza'nın ihtiyar ninesinden başka sohbet edecek insan yokmuş. İhtiyar kadının sohbeti kızı merhamete getirmiş. Kız da kendisinin bütün derdini ona söylemiş. İhtiyar kadın kızın iyice mülayimleştiğini, ne sorsa doğrusunu söyleyeceğini anlamış. Bu nedenle demiş, ''Kızım, bu ihtişam hiçbir padişahta olamaz. Peki senin kocan bu kadar mala mülke nasıl sahip oldu?'' Prenses Priya, ''İhtiyar nine, vallahi bilmiyorum.'' demiş. İhtiyar kadın bunu fırsat bilmiş ve hemen, ''O zaman kocan seni sevmiyor şüphesiz.'' demiş. Kız, ''Hayır ihtiyar nine, o benim derdimden deli oluyor.'' demiş. Bunun üzerine ihtiyar kadın, ''Kızım, onların hepsi laftır. Eğer kocan seni sevseydi, sırrını sana söylerdi.'' İhtiyar kadın sözünü bitirip gitmek için ayağa kalkmış. Prenses Priya, ''Ey nineciğim, Allah aşkına, sabah da gel bize, biraz sohbet edelim. Yalnızım, çok sıkılıyorum.'' diye kadına yalvarmış. İhtiyar kadın, ''Baş üstüne, ninen sana kurban olsun.'' diyerek gitmiş. Akşam olmuş, Keçel Hamza eve geldiğinde karısının çok somurttuğunu fark etmiş ve ona sormuş, ''Karıcığım, sana ne oldu?'' Karısı ona demiş ki, ''Sen beni sevmiyorsun.'' Keçel Hamza, ''Niçin seni sevmediğimi düşünüyorsun?'' Prenses, ''Beni sevseydin, bu var olan mala mülke nasıl sahip olduğunun sırrını bana söylerdin.'' demiş. Keçel Hamza ne kadar sırrını söylemek istemese de bakmış ki olmuyor, karısı vazgeçmiyor, sonunda çaresiz kalmış. Demiş ki, ''Dilimin altında bir yüzük var. Onu elimde tutup Hazreti Süleyman aşkına bu iş bu şekilde olsun desem o anda dediğim şey olur. Bu yere serdiğimiz yeşil halının da üstüne çıkıp desem ki, ey halı, beni Hazreti Süleyman aşkına filan şehre götür, halı o anda kuş gibi uçarak beni oraya götürür. İşte bütün bu ihtişama, bu yüzükle, bu halının yardımıyla sahip oldum.'' demiş. Prenses Priya, Keçel Hamza'dan bu sözleri duyduktan sonra rahatça yatmış, uyumuş. Sabah olmuş, ihtiyar kadın öğle vakti asasını yere dayıya dayıya tekrar gelmiş kızın yanına. Oradan buradan konuştuktan sonra kız demiş ki, ''Ey nineciğim, akşam kocamdan bu mala mülke nasıl sahip olduğunu öğrendim. Ve Prenses Priya, Keçel Hamza'nın dediklerinin hepsini ihtiyar kadına bir bir anlatmış.
İhtiyar kadın istediğini elde ettiği için bugün dünden de hoş bir sohbet etmiş. Akşam olmuş. Keçel Hamza eve gelmiş ama ihtiyar kadın gitmek istememiş. Yalandan kendini yere atıp demiş ki, ''İmdat, sancılandım.'' İhtiyar kadın yalandan bir de şöyle haykırmış, ''Vay, karanlık çöktü, ben şimdi bu halde nasıl giderim? Her yerde incin top oynuyor.'' demiş. Bunun üzerine Prenses Priya, ''Ey nineciğim, yerimiz çok, bu gece bizde yatarsın, sabah iyileşince gidersin.'' Zaten ihtiyar kadının istediği de buymuş. O anda kızı kucaklayıp şapur şupur bir o yanağından bir bu yanağından öpüp demiş ki, ''Kızım, Allah seni mesut bahtiyar etsin. Ben de bu ağrıyla, bu sancıyla nasıl eve gideceğim diye tasalanmaya başlamıştım.'' Gece yatma vakti geldiğinde ihtiyar kadının yatağını kapıya yakın hazırlamışlar. Kızla oğlan da kendi odalarına geçip yatmışlar. Gecenin bir vakti ihtiyar kadın kalkıp bunların burnuna uyku getirici bir ilaç sürmüş. Parmağıyla Keçel Hamza'nın burnunu tutmuş. Keçel Hamza'nın nefesi daralmış, ağzını açmış. O anda ihtiyar kadın elini sokup dilinin altındaki yüzüğü almış. Sonra halının üstüne oturup yüzüğe demiş, ''Ey halı, Hazreti Süleyman aşkına kızla beni bu sarayla beraber götür Hindistan padişahının topraklarına.'' İhtiyar kadın bu sözleri söyleyince bir de bakmış ki halı gökyüzüne kalkmaktaymış. Göz açıp kapayıncaya kadar Hindistan'a ulaşmışlar. Yüzükle halıyı götürüp gitmiş padişahın yanına. Durumu tamamıyla anlatıp ona demiş ki, ''Şimdi gidip kızına bakabilirsin.'' Hint padişahı veziri de götürüp kızının yanına gitmiş. Böyle bir sarayın gerçekten hiçbir padişahın topraklarında olmadığını görmüş. Kızı da hala uykudan uyanamamış. Padişah kızını uyandırıp onunla dertleşmeye başlamış. Burada bunlar olurken bakalım Keçel Hamza ne yapmaktadır? Keçel Hamza bir de uyanıp bakmış ki ortada ne karısı var ne de ev. Sarayının yerinde yeller esiyor. İhtiyar ninesiyle yine kendi eski evlerinde bir yırtık hasırın üstünde kalmışlar. O anda onları bu duruma sokanın o ihtiyar kadın olduğunu anlamış. ''Karım dilini tutsaydı, bana sırrı sormasaydı, böyle olmazdı.'' diye düşünmüş. Keçel Hamza ninesine demiş ki, ''Nineciğim, yine ipten eğir, götüreyim satayım, biraz ekmek alayım.'' Kadın çaresiz kalmış, kirmeni güzelce götürüp biraz yün eğirip iplik yapmış. Pazara götürüp satması için Keçel Hamza'ya vermiş. Hamza, ''Ah nineciğim, bundan ne olacak? Bir iki bozuk para ya verirler ya vermezler.'' Ninesi, ''Evladım,' demiş, ''ne yapayım, elimden başka iş gelmiyor.'' Keçel Hamza, ''Nineciğim, fakirin talihi olmaz. Cebimde sağlam bir yer yok ki bozuk paramı oraya koyayım. Kaybolmasından korkuyorum. Belki eski püskü bir torbam vardır,' demiş. Bunun üzerine ninesi, ''Vah oğlum, İyi ki aklıma getirdin,' demiş. ''Dedenden üç şey kaldı. Bir para kesesi, bir düdük, bir de kalpak. Deden hep bunları devlerin mağarasında bulduğunu söylüyordu. Ben o zamandan beri onları sandıkta saklıyordum. Getireyim, keseyi sana vereyim.'' İhtiyar kadın getirip boş keseyi torununa vermiş. Keçel Hamza ip yumağını da alıp gitmiş pazara. Yumağını iki kuruşa satmış, bir kuruşuyla ekmek almış, bir kuruşunu da para kesesinin içine koymuş. Akşam olmuş, Keçel Hamza evlerine gelmiş, ekmeklerini yemişler, yatmışlar. Sabah
Kadın yine Hamza'ya götürüp satması için bir yumak ip vermiş. Keçel Hamza demiş ki, ''Nine, dün bir kuruşluk ekmek almıştım, bir kuruş da arttırıp keseme koymuştum. Şimdi o bir kuruşu vereyim de sen sakla. Bu şekilde günde bir kuruş arttırırsam güzel olur.'' Keçel Hamza keseyi açıp kuruşu çıkarttığında bir de ne görsün, kuruş altına dönmüş. Nine ile torun bu işe çok şaşırmışlar. Keçel Hamza sevine sevine pazara gitmiş. İpi satıp iki kuruş kazanmış, bir kuruşluk ekmek almış, bir kuruşu da keseye atmış. Eve gelip keseyi açtığında bu paranın da altın olduğunu görmüş. O anda bu kesede bir sır olduğunu anlamışlar. Nine ile torun ellerine geçen taşı, demiri keseye doldurup boşalttıklarında hepsi altın oluyormuş. Bir gün, beş gün Keçel Hamza bu keseyle o kadar zenginleşmiş ki zenginliği kat kat artmış. Bir güzel saray inşa ettirmiş ki öncekinden de güzel, öncekinden de muhteşem. Saraya altın gümüşten, mücevherden bir süs yaptırmış ki 7 ağaç mesafeden güneş gibi ışık saçmaktaymış. Keçel Hamza'nın keyfi çok iyi olmuş. O nedenle ben burada durayım, karım Hindistan'da. Bu erkekliğe yakışmaz. Allah'a şükür, zenginlik desen bizde, mal mülk desen bizde. Gel sen burada ye, iç gez. Ben gideyim, belki karımı bulabilirim. Ninesi önce gitmesine razı olmamış. Sonra bakmış ki olmayacak, torunu belli ki vazgeçmeyecek, çaresiz kalmış, kabul etmiş. Peki evladım, o zaman bu gece kal, sabah yola çıkarsın demiş. Nine ile torun oturup dertleşmişler. Birden Keçel Hamza demiş ki, ''Nineciğim, eğer bu para kesesi olmasaydı, biz açlıktan ne günlere kalırdık, kapı kapı dolaşıp dilenirdik.'' Ninesi, ''Evet oğlum'' demiş, ''Kaç yıldır o kese sandıkta duruyordu. Ben nereden bileyim ki bu kesenin böyle bir sırrı varmış.'' Keçel Hamza, ''Hani sen dedemden bir kalpakla bir de düdük kaldığını söylüyordun. Aynı zamanda onlarda da bir sır olabilir. Getir bakalım, görelim onlar nasıl şeydir.'' İhtiyar kadın kalkıp sandıktan kalpakla düdüğü de getirip Keçel Hamza'ya vermiş. Ne olacağını merak eden Hamza kalpağı başına koymuş. Başına geçirir geçirmez ninesi, ''Vay başıma gelenler, torunum kayboldu!'' diye bağırmaya başlamış. Kadın, ''Yavrum sana ne oldu?'' diye haykırıyormuş. Keçel Hamza ninesinin delirdiğini zannetmiş. ''Nineciğim, sana ne oldu?'' demiş. ''Görmüyor musun, ben buradayım, yanında oturuyorum.'' Kadın, ''Evladım, vallahi seni görmüyorum!'' diye feryad-ı figana devam etmiş. Birden Keçel Hamza içinden acaba marifet bu kalpakta mı gizli diye düşünmüş. Hemen kalpağı başından çıkarmış. O anda ninesi Hamza'yı kucaklayıp demiş, ''Oğlum bu nasıl iştir?'' Keçel Hamza, ''Nineciğim canını sıkma, şimdi bu sırrı çözeceğim.'' demiş. Ve kalpağı ninesinin başına koymuş. Bir de ne görsünler, kadın ortadan yok olmuş. Keçel Hamza sevine sevine, ''Nineciğim, buldum. Bu kalpağı kimin başına koyarsan o görünmez oluyor.'' demiş. ''Şimdi de ben seni görmüyorum.'' Keçel Hamza bunun çok güzel olduğunu düşünerek şükretmiş. ''Kalpağı başıma koyunca hiç kimse beni görmüyor. Kimse görmeden istediğimi yaparım.'' diye düşünmüş. Keçel Hamza, ''Nineciğim, ben bu düdükten de şüpheleniyorum. Bakalım bunda ne sır var?'' demiş ve düdüğü eline alıp o yüzünü bu yüzünü çevirmiş, hiçbir şey olmamış. Çalıyor mu diye birden ağzına götürmüş. Bir defa üfürünce dışarıdan bir gürültü, bir haykırış koptuğunu, neredeyse yerin göğün titrediğini görmüşler. Kapıyı açıp dışarı bakmışlar. Bir de ne görsünler?
Evin önünde o kadar çok asker varmış ki iğne atsan yere düşmezmiş. Keçel Hamza'yı gördüğünde askerlerin komutanı gelip ''Dünyada ne istiyorsan verelim, nereye gitmek istiyorsan götürelim, yeter ki sen o düdüğü çalma, bizim hepimizin kulağı onun sesinden sağır oldu.'' diye yalvarmış. Keçel Hamza o anda düdükte de böyle bir marifetin olduğunu anlamış ve bu fırsatı kaçırmamış. Demiş ki, ''Beni Hindistan toprağına götürürseniz ben de bu düdüğü çalmam.'' Askerlerin komutanı o anda Keçel Hamza'nın dediğini kabul etmiş. Keçel ninesiyle helalleşip askerlerin komutanının yanına gitmiş. Başlamışlar gitmeye. O şekilde biraz gitmişler. Keçel askerlerin komutanı ne yaptı, ne yapmadı bilememiş. Bir de bakmış ki ayakları Hindistan topraklarında karısının sarayının önündeymiş. Keçel askerlerin komutanını olduğu yerde bırakıp kendisi başlamış Prenses Priya'nın yanına nasıl gideceğini araştırmaya. Prensesin sarayının her taraftan öyle büyük duvarlarla sarıldığını görmüş ki hiç kimse cesaret edip oradan geçemezmiş. Kapıdan gizlice geçmek istemiş. Bakmış ki olmayacak, bu da mümkün değil. Kapıda iki tane boylu poslu pehlivan duruyormuş ki İnsanı az kalsın gözleriyle yerlermiş. Keçel Hamza kapı açıldığında kalpağı başına koyup bir kenardan içeri girmek için çok beklemiş. Etrafı kontrol ederek doğruca gidip çıkmış prensesin odasına. Kapının arasından bakıp karısının sarayda tek başına oturduğunu görmüş. Önünde de güzel bir altın tabakta yemek varmış. Keçel hemen kalpağı başına koyup içeri girmiş, sonra da kapıyı örtüp kilitlemiş. Kız kapının açıldığını, sonra da kendi kendine kilitlendiğini ama hiç kimsenin içeri girmediğini görmüş. Bu nasıl oldu diye öyle bir korkmuş ki görmelisiniz. Keçel Hamza yoldan geldiğinden çok açmış. Yemeği görünce yerde bağdaş kurup başlamış yemekten yemeye. Prenses Priya yemeğin yendiğini görmüş ama ortalıkta insan yokmuş. Korkudan haykırıp kaçmak istediğinde Keçel Hamza, ''Nereye kaçıyorsun? Ben senin kocanım, seni götürmeye geldim.'' diye seslenmiş. Ve başındaki kalpağı çıkarıp yere koymuş. İşte o anda prenses bakmış ki kocası oradaymış. Kekeleyerek demiş, ''A adam, bu nasıl bir iştir? Sen in misin, cin misin, şeytan mısın? Söyle bana.'' Keçel Hamza, ''Gel otur, biraz dertleşelim, sonra öğrenirsin.'' diye cevap vermiş. Bunlar oturup başlarına gelen olayları birbirlerine anlatmışlar. Sonunda Keçel Hamza demiş ki, ''Haydi kalk, hazırlan, seni götürmeye geldim.'' Prenses Priya, ''A adam, senin evin yok, yemeğe ekmeğin yok. Böylesi rahatı bırakıp nereye gidiyorsun? En iyisi sen de burada kal, burada rahatça yaşayalım.'' Keçel Hamza, ''A kadın, senin dediğin de laf mı yani? Şimdi öyle bir ihtişamlı saray yaptım ki bu gördüğün saray onun yanında ahır gibi kalır.'' Karısı buna inanmamış. ''Sen beni niye aldatıyorsun? Sen o kadar parayı nereden buldun ki?'' diye sormuş. Keçel Hamza bakmış ki olmuyor, karısı ona inanmıyor. Sonunda her şeyi açıklamış, ona bir bir anlatmış. ''İnatçının kızı, inatçı, bak bu keseyi görüyor musun? Bunun içine ne koyarsan altına dönüyor. İşte ben bütün zenginliğimi bu keseyle meydana getirdim.'' Karısı, ''Çok güzel, şimdi senin halın yok, yüzüğün de yok, bu kadar uzak yolu nasıl geldin ve biz nasıl gideceğiz?'' Keçel Hamza düdüğü çıkartmış. ''Bak, bunu bir defa çalsam, nereye istesem beni götürüp oraya bırakırlar.'' demiş. Keçel Hamza ile Prenses Priya burada böyle sohbet ede dursunlar,
bakalım padişah ne yapmaktadır. Hint padişahı kızını yine gelip kaçırırlar diye çok korkuyormuş. Bu nedenle kızın odasının üstünden gizlice bir delik açtırıp gece gündüz gözetlemesi için oraya bir adam koymuş. Bundan prensesin haberi yokmuş. Delikten bakan adam prenses ile Keçel Hamza'nın konuşmalarını işitip doğruca padişahın yanına koşmuş ve bütün gördüklerini ona anlatmış. Hint padişahı kızıyla Keçel Hamza'nın yatmalarını beklemiş. Bunlar tatlı tatlı uyurken pencereden girip Keçel Hamza'nın elini ayağını bağlamışlar. Keseyi, kalpağı, düdüğü alıp padişaha vermişler. Keçel Hamza'yı da bir güzel döverek zindana atmışlar. Keçel Hamza zindanda durmakta olsun, bakalım Keçel Hamza'nın ninesi, köpek ve kedi ne haldedir. Kadın her gün Keçel Hamza'nın zenginliğine bakıp ah edermiş. Köpekle kedi de hiçbir yere gitmiyorlarmış. Keçel Hamza'nın ninesine can yoldaşı olmuşlar. Kadın da o şekilde köpekle kediye sevgisini vermiş. Bir gün Keçel'in ninesinin yine torunu aklına geldiğinden çok keyifsizmiş. Köpekle kedi, "Bu hiç erkekliğe sığar mı? O bizi ölümden kurtardı, biz de ona iyilik yapmalıyız. Gidelim ve onu bulalım." diye aralarında anlaşmışlar. Böylece köpekle kedi yola çıkıp doğruca Hindistan toprağına gitmişler. Kedi önden gidiyormuş, köpek de onu takip ediyormuş. Ama öyle gidiyorlarmış ki hiçbir kuş onlara ulaşamazmış. Bunlar bu yürüyüşle tam 40 gün 40 gece yol gitmişler. Çaylar geçmişler, dağlar aşmışlar. Sonunda Hindistan'a ulaşmışlar. Gidip kızın sarayını bulmuşlar. Kedi kapıyı açıp miyavlaya miyavlaya girmiş prensesin yanına. Keçel Hamza'nın karısı o anda kediyi tanımış. Kız ne kadar kediyi okşamış, ona ekmek, yemek verdiyse de kedi miyavlamasını kesmemiş. Gözü bir o yana bir bu yana bakıyormuş. Kız kedinin Keçel Hamza'yı aradığını anlamış. Bu nedenle de "Ey Allah'ın hayvanı, biliyorum Keçel Hamza'yı arıyorsun ama o zindanda" der demez kediyle köpek kapıdan çıkmışlar, doğruca zindanın yolunu tutmuşlar. Kedi bacadan kendini içeri atmış, başlamış miyavlamaya. Hamza o anda kedisini tanımış. Kedi insan gibi konuşup ona demiş ki, "Köpekle ben geldik, yüzükle halıyı gizlice alıp seni buradan götüreceğiz." Keçel Hamza, "Yüzük padişahın dilinin altında" demiş, halı da tahtın önünde yere serilmiş. Pencereden kapıdan ne kadar etrafa bakınmışlarsa da girmek için bir yer bulamamışlar. Kedi bir farenin kapının altından çıkıp kaçtığını görmüş. Hemen fareyi tutmuş. Fare gözünün yaşını sel gibi akıtıp başlamış yalvarmaya. "Ananın sütü hatırına ne olursun beni yeme, yavrularım var. Açlar, onlara yemek götürüyorum." Kedi, "Sana bir şartım var, onu yaparsan seni yemem" demiş. Fare hemen, "Şartın nedir?" diye sormuş. Kedi, "Sen kapının altından bir delik açmalısın, ben de seninle oradan içeri gireceğim. Padişahın dilinin altında bir yüzük var, onu çıkartıp bana verirsen bundan sonra seninle hiçbir işim olmaz." Fare elini gözünün üstüne koyup, "Baş üstüne, ben bunu yaparım" demiş. Fare hemen dişleriyle kapının tahtasını kıtır kıtır kesip bir delik açmış. Kediyle içeri girmişler. Kedi aceleyle tırmanıp kilidi içeriden açmış, kapıyı aralamış. Padişahın tahtının üstünde horultuyla yattığını görmüşler. Kedi yerden halıyı katlayıp köpeğe vermiş. Fare tahtın üstüne bir o tarafa bir bu tarafa hoplayarak çıkmış padişahın göğsünün üstüne. Yavaşça kuyruğunun ucunu padişahın burun deliğinin içine sokmuş. O anda padişah hapşırmış, yüzük ağzından fırlayıp yere düşmüş. Kedi hemen yüzüğü alıp fareye teşekkür edip dışarı çıkmış. Köpek halıyı, kedi de yüzüğü alıp gitmişler.
Kedi Keçel Hamza'nın yanına gelmiş ve yüzüğü ona vermiş. Keçel Hamza hemen, "Ey yüzük, Hazreti Süleyman aşkına beni bu zindandan kurtar," demiş. Söz ağzından çıktığı gibi zindanın kapısının açıldığını görmüşler. Kel çıkıp köpekle de görüşmüş, üçü de oturmuşlar halının üstüne. Keçel Hamza demiş, "Ey halı, Hazreti Süleyman aşkına, karımın da burada olmasını senden istiyorum. Sonra hepimizi evimize götür." Bir de görmüşler ki Prenses Priya da halının üstünde. Halı kalkmış göğe, uçarak bunları doğruca getirmiş kendi saraylarına. Keçel Hamza'nın ninesi sevincinden ne yapacağını bilememiş. "Bunlar burada sevine dursunlar, bakalım Hint padişahı ne yapmaktadır?" Padişah uykudan kalkınca halının yerde olmadığını görmüş. Dilini kımıldatmış, yüzüğün de kaybolduğunu görmüş. Hint padişahı dizini döve döve feryat etmeye başlamış. Veziri vekili başına toplanmış. Bir çare istemiş. Sonunda vezir demiş, "Padişahım, bu işte falcı kadından başka hiç kimse çıkış yolu bulamayacak. Sen onu çağırttır." Hint padişahı hemen falcı kadını huzuruna getirtmiş. Durumu ona anlatıp yardım istemiş. Kadın önce, "Onlar beni tanıyorlar. Bu defa nerede görseler tutup öldürürler," diye çok kemküm etmiş. Padişah kadının avucuna iki deste altın koyup demiş, "Ben bilmiyorum. Ne yaparsan yap, kızımı bul getir." Kadın altınları görünce başını eğip gitmiş. Kadın küpün içine girip doğruca kalkmış göğün yedinci katına. Gidip Keçel Hamza'nın olduğu şehre ulaşmış. Bir harabede küpünü gizleyip bir sihir yapmış. Kendini bekar bir kız haline sokmuş. Doğruca gelip Keçel Hamza'nın sarayının penceresinin önüne oturmuş. Tam da bu sırada Keçel Hamza'nın karısı pencereden kızı görmüş. "Gidin o kızı çağırın, anlayalım buralarda ne arıyor," diye adam göndermiş. Gidip kız kılığına girmiş falcıyı getirmişler. Kadın ona sormuş, "Ey güzel kız, buralarda ne arıyorsun?" Kız demiş ki, "Hanımım, vallahi ben yolumu kaybederek kafilemden uzak düştüm. Babamı, annemi aradım ama bulamadım. Şimdi gece kalmak için bir yer arıyorum. Gelip buraya çıktım." Prenses Priya bu kıza acımış ve Keçel Hamza'ya, "Ne diyorsun, bunu yanımızda misafir edelim mi?" diye sormuş. Keçel Hamza da, "Karım baba evinde rahata alışmış bir insandır. Şimdi burada yalnız kimsesiz kaldı. Böylece kız da gününü geçirir, sıkılmaz," diye düşünmüş. Bu nedenle de onun isteğini onaylamış. Prenses Priya demiş ki, "Ey güzel kız, ben de gündüzleri evde tek başıma kalıp sıkılıyorum. Sen gel benim yanımda kal. Annem baban ne zaman gelirse o zaman onlarla gidersin." Ne demişler? Körne ister iki göz. Biri eğri, biri düz. Kız da zaten bunu istiyormuş. Yine de kurnazlık edip, "Hanımım, madem ki sen kal diyorsun, ben de kalırım," diye cevap vermiş. Gece olmuş, yatma vakti gelmiş. Yatak açıp hepsi bir tarafta yatmışlar. Geceden biraz geçmiş. Keçel Hamza uyuduktan sonra kız yavaşça kalkıp karı kocanın burnuna uyku verici madde sürüp sonra yüzüğü Keçel Hamza'nın dilinin altından çıkartıp demiş, "Ey yüzük, bir göz kırpıncaya kadar kızla beni bu sarayla birlikte Hazreti Süleyman aşkına Hindistan'a götür." Sözü tamamlanınca kadının isteği gerçekleşmiş. Prenses Priya gözünü açtığında görmüş ki Hindistan'da babasının yanındadır. Bir taraftan Keçel Hamza da uyanınca ninesiyle yine bir yırtık çuvalın üstünde kendi eski evlerinde kaldıklarını görmüş. Keçel Hamza, "Vay başıma gelenler, bu hile şüphesiz o kızın işidir. Ben niye onu eve kabul ettim ki böyle oldu," diye boynunun arkasına vurmuş. Keçel Hamza, "Eğer benim bir daha yolum
Hindistan'a düşse, padişahla o ihtiyar kadına öyle bir oyun oynamalıyım ki kıyamete kadar akıllarından çıkmasın diye yemin etmiş. Bu başına gelenler Keçel Hamza'yı çok etkilemiş. Artık ne yer ne de içermiş. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Bir gün akşam vakti Keçel Hamza ninesine demiş ki, ''Nineciğim, beni lime lime doğrasalar da buralarda duramam. Gidiyorum. Allah ya bana verir ya da padişaha.'' Ninesi, ''Oğul, bu vakitte nereye gidiyorsun? Kal sabah git.'' diye ne kadar yalvarmışsa da Keçel Hamza ikna olmamış. ''Nineciğim, canıma tak etti, artık duramıyorum, ben gidiyorum.'' demiş. Ninesi, Keçel'in ciddi olduğunu anlayınca, ''Oğul, git, yolun açık olsun.'' demiş. Keçel Hamza evden çıkmış. Az gitmiş, çok sabretmiş, çok gitmiş, az sabretmiş. Derelerden geçmiş, tepelerden aşmış, gelip bir ormana çıkmış. Keçel Hamza acıkmış. Yemek için bir şeyler aramış. Ormanın yaban meyveleriyle dolu olduğunu görmüş. Biraz elmadan, armuttan, erikten toplayıp doldurmuş heybesine. Açlıktan içi eziliyormuş. İki tane eriği ağzına atmış. Eriği yiyip bitirdiğinde başının ortasından iki boynuz çıktığını görmüş. Boynuzları ne kadar koparmaya çalıştıysa da mümkün olmamış. Bu niye böyle oldu diye iyice şaşırmış. Bunun sebebinin erik olduğu aklına gelmemiş. Biraz sonra heybesinden bir armut çıkarıp yemiş. Bu defa da sanki düz dünyanın ters döndüğünü zannetmiş. Baş aşağı değmiş yere, o anda başı yerde kalmış, ayakları havada. Keçel Hamza tamamen çaresiz kalmış. Ne kadar uğraşmışsa da ayağa kalkamamış. Kendisini bu duruma düşürenin yediği meyveler olduğunu sonunda anlamış. Zavallı Keçel Hamza başı yerde, ayakları havada, elleriyle zor zahmet bir hayli gidip ormandan çıkmış. Aşağıda güzel bir mere olduğunu görmüş, inmiş mereye. Biraz burada uzanıp dinlenmek istemiş. Bakmış olmuyor. Ne uzanmak ne dinlenmek hiçbiri mümkün değil. Keçel Hamza'nın canına tak etmiş. Kendi kendine beni bu duruma getiren erikle armut oldu diye düşünmüş. Allah'a tevekkül edip elmadan birini yiyeyim. Ya daha kötü bir duruma düşürür ya da öldürür, canımı kurtarır. Bu düşünceyle elmalardan birini yemiş. Elmayı yedikten sonra ne olsa iyi, bir de görmüş ki yeniden dönüp eskisi gibi olmuş. Ne boynuz var ne de bir şey. Başlamış yine her zamanki gibi yürümeye. Keçel Hamza heybesindeki meyveleri yere boşaltmak istemiş. Birden, ''Hey gidi, ne iyi oldu, giderim Hindistan'a, bunları bir şekilde hileyle veririm padişaha. O da yer, boynuz çıkartıp tepe taklak düşer.'' Keçel Hamza heybesini omuzuna atıp sonra başlamış Hindistan'a gitmeye. Bir müddet gittikten sonra bir mağaranın önünde korkunç bir dev görmüş. Ayakları gökyüzüne kalkmış, başı yere gelmiş. Dev öyle öfkelenmiş, öyle öfkelenmiş ki tırnaklarıyla yeri pulluk gibi kazıyor, narasıyla dağ taş titreyip hareket ediyormuş. Keçel Hamza devi gördüğünde kaçmak istemiş ama dev onu görmüş ve çağırıp demiş ki, ''Ey insanoğlu, benim elimden hiçbir yere kaçamazsın. Boşuna eziyet çekme, gel yanıma. Ben nice yıllardır böyle baş aşağı kaldım. Eğer derdime bir çare bulabilirsen, ne dilersen benden dile, onu sana vereceğim. Yok çare bulamazsan, seni bir lokmada dürüm yapıp yiyeceğim.'' Keçel Hamza anlamış ki dev de onun gibi armut yiyip bu duruma gelmiş. Bu nedenle heybesinden bir elma çıkartıp deve vermiş. ''Bu elmayı ye, iyi olacaksın.'' demiş. Dev elmayı yediğinde ayaküstü kalkmış,
sevincinden başlamış Keçel Hamza'yı öpüp kucaklamaya ve demiş ki, ''Kardeşim, şimdi söyle bakalım, benden ne istiyorsun?'' Keçel Hamza, ''Senden hiçbir şey istemiyorum, bir tek beni götürüp Hindistan'a ulaştırmanı istiyorum.'' Dev o anda elini gözünün üstüne koyup demiş ki, ''Baş üstüne, bin arkama, kendin de gözünü kapat.'' Keçel Hamza heybesini omuzuna atıp binmiş devin arkasına. Dev tılsımlı bir söz okuyup havalanmış gökyüzüne ve uçarak Keçel Hamza'yı götürüp Hindistan'a ulaştırmış. Sonra da kendisi geri dönmüş. Keçel Hamza Hindistan'a ulaşmış. Acaba bu sırada Hint padişahı ne yapmaktadır? Padişah üşütmüş, biraz keyifsizmiş. Keçel Hamza padişahın hastalandığını, kim iyi doktorsa gelsin, padişahı iyileştirsin, çok bahşiş alsın diye tellalların her tarafta ilan ettiklerini duymuş. Keçel Hamza bu fırsatı kaçırmamış. Hemen bir doktor kıyafeti bulup giymiş. Heybesindeki meyvelerden de biraz cebine doldurup gitmiş padişahın yanına. ''Ben sizi iyileştirebilirim.'' diyerek durumu anlatmış. Hint padişahı, ''Ey doktor, şu anda benim başımda öyle bir ağrı var ki bütün dünya gözüme karanlık görünüyor. Eğer beni iyileştirebilirsen ne istersen sana vereceğim.'' demiş. Keçel Hamza cebinden bir armutla bir erik çıkartıp padişaha vermiş. ''Al.'' demiş. ''Bunların ikisini birden ye, iyileşeceksin.'' Hint padişahı armutla eriği yediğinde başından bir boynuz çıkartmış, ayakları da kalkmış göğe, başı inmiş yere, kalmış baş aşağı. O anda bir karışıklıktır çıkmış, Keçel Hamza'yı tutmuşlar. Hamza demiş, ''Hiç zahmet etmeyin, ben bir yere kaçacak değilim.'' Vezir akıllı adammış. Görmüş ki padişah tepe taklak olduktan sonra doktor elini beline koymuş, manda gibi bakmaktadır, hem de suçlu birine benziyor. Bu nedenle demiş, ''Doktor, söyle bakalım bu nasıl iştir, niçin böyle oldu?'' Keçel Hamza, ''Hak etti, böyle padişaha bu da azdır.'' demiş. Hint padişahı doktorun sözlerini duyunca çok sinirlenmiş. ''Hemen vurun bu melunun boynunu.'' demiş. Keçel Hamza kahkahayla gülüp, ''Padişahım.'' demiş. ''Sen akıllı bir adam olsaydın benim ölümüme ferman vermezdin. Senin devanı, çareni benden başka hiç kimse bilmiyor. Ben olmadıktan sonra hiç kimse seni iyileştiremez. Tepe taklak kalıp sen de böyle öleceksin.'' Hint padişaha bakmış ki doktor doğru söylüyor. Bu sebeple konuşmaya başlayıp, ''Doktor,'' demiş, ''ne istiyorsan vereyim, beni iyileştir.'' Keçel Hamza o zaman yüzüğü, halıyı, kalpağı, keseyi ve düdüğü istiyorum. Bunların hepsini bana vermelisin. Hint padişahı o anda bu doktorun kızını kaçıran Kel Hamza olduğunu anlamış. Padişah onu ne kadar tehdit etmişse, korkutmuşsa da bir şey çıkmamış. Sonunda emir vermiş, getirip Kel Hamza'nın istediği şeylerin hepsini ona vermişler. Hamza onları aldıktan sonra demiş ki, ''Padişah, ben seni bu defa iyileştireceğim. Ama bundan sonra bana hainlik edersen, babamın ruhuna yemin ederim ki sana öyle bir ceza vereceğim ki Nas suresini ezberden okuyacaksın.'' Padişah yemin ettikten sonra Keçel Hamza çıkartıp ona bir elma vermiş. Hint padişahının gözü korkmuş, onun için yemek istememiş. Hamza demiş ki, ''Ye, korkma, senin çaren bu elmadadır.'' Hint padişahı elmayı yiyip yerine oturmuş, o sırada boynuzu da yere düşmüş.
Hepsi bu işe çok şaşırmışlar. Keçel Hamza halıyla yüzüğü aldıktan sonra gelmiş karısının yanına. Onu da halının üstüne oturtup demiş: "Ey halı, Hazreti Süleyman aşkına bizi götür kendi altın kerpiçli evimize." Halı göğe kalkıp bunları getirmiş kendi saraylarına. Keçel Hamza ninesiyle görüşüp öpüşmüş. Köpekle kediyi de doyurup kendi yanında muhafaza etmiş. O günden sonra köpekle kedi sarayın dört tarafını bekleyip etrafa bir insan gelmesine izin vermiyorlarmış. Günlerden bir gün Keçel Hamza karısına demiş ki: "İyi, sen benden ne öğrenmek istediysen ben sana söyledim. Şimdi de sen bana söyle bakalım. Sen yüzüğün sırrını biliyordun. Kadın seni kaçırıp götürdükten sonra neden beni aramadın?" Prenses Priya demiş ki: "Vallahi Allah'tan gizli değil, senden niye gizleyeyim? Ben senin yiğit mert bir delikanlı olduğunu anlasam da ne zaman kel başına bakıp kelliğini görsem kolum kanadım kırılıp yanına düşüyor. Beni senden soğutuyordu. Senin kel olman beni çok üzüyordu. Bu sebeple de iki arada bir derede kaldım." Bu sözler Keçel Hamza'yı çok üzmüş. Bir hayli düşünmüş. Birden: "Hey gidisi, benim parmağımdaki yüzük dünyada ne istersem onu verir. Ben niye derdime ondan çare istemiyorum?" diye aklına gelmiş. Keçel Hamza aceleyle yüzüğü parmağından çıkartıp oturmuş halının üstüne. "Ey yüzük, Hazreti Süleyman aşkına beni öyle bir yere götür ki orada kelliğimin dermanı olsun." Sözünü tamamladıktan sonra halı kalkmış gökyüzüne. O kadar yol gitmiş, o kadar yol gitmiş ki gelip dünyanın sonuna çıkmış. Orada bir ormanın içine inmiş. Keçel Hamza yanında suyu dupduru, gözyaşı gibi güzel bir pınarın olduğunu görmüş. Suyun içindeki taşlar öyle güzel, öyle süslüymüş ki sanırsanız mücevher. Havada çok sıcakmış. Keçel Hamza da kaç gündür yol geldiği için toz toprak içindeymiş. Bu nedenle elbiselerini çıkarıp kendisini pınarın soğuk suyuna bırakmış. Bu serinletici suyun içerisinde gönlünce yıkanmış. Sonra çıkıp kenarda başlamış kurulanmaya. Başını kurulamak için elini kaldırınca bir de ne görsün? Aman Allah'ım, başı tamamen saçla kaplı. Gördüğüne inanamamış. Elini götürmüş saçına, gerçekten de başında saç olduğunu görmüş. Eğilip suda kendisine bakmış. Başında bir tane bile saç bulunmayan kel, başının saçla kaplı olduğunu görmüş ve sevincinden ne yapacağını bilememiş. Oturmuş halının üstüne, doğruca gelmiş sarayına. Prenses Priya, Keçel Hamza'yı görünce az daha tanıyamayacakmış. Kel kocası öyle yakışıklı bir delikanlı olmuş ki yüzüne bakan bir daha bakarmış. Bundan önce kızın sevgisi bir idiyse şimdi bin olmuş. Karı koca yiyip içip hoşça vakit geçirmişler. Siz de yiyin, için, istediğinize ulaşın. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzaklarda bir ülkede, vaktin birinde, avcıbaşı ile karısı, bir de oğulları varmış. İşi gücü avcılıkmış adamın. Evinin geçimini avladıklarıyla sağlarmış. Ona buna el açmadan yaşayıp giderlermiş. Kuşların, hayvanların canını yakmak hiç güzel değil ama el eline bakmaya, köleliğe dayanamaz adam olan. Dağlarda, ormanlarda keklik gibi seken avcıbaşı bir gün hastalanır. Hayatının sonuna yaklaştığını anlar.
Yıllarca içinde büyüttüğü derdini karısına döker. Hatun der, herkesten çok sen biliyorsun. Ünlü bir avcıyım, işim bu. Kimseye kötülüğü dokunmayan yaratıkları avlayarak öldürdükçe içim kanla dolar, yüreğimin başı sızlardı. Her avladığım avla bir kez de ben ölürdüm. Sözün kısası, avcılık yapılacak, tutulacak bir iş değil. Oğlumuz avcı olmasın. Tüfeğimi, av araçlarımı, torbamı gömme dolaba saklıyorum. Dolabı kerpiçle örüp, yüzünü çamurla sıvayıp, ak toprakla iyice kapatacağım. Adam bu dediklerini karısının yardımıyla oğlu görmeden yapmış. Çok geçmeden günün birinde vefat etmiş. Ölenle ölünmez. Bir süre sonra anayla oğlun acıları küllenir. Kadın dikiş diker. Günler ayları, aylar yılları kovalar. Oğlan 7 yaşına girer, okula verir anası. Oğlan bir yıl çalışır ya hiçbir şey öğrenemez. Öğretmenleri, oğlum derler, sen okuyamazsın. Boşuna gelip gitme. Babanın işi neyse onu tut. Bunun üzerine oğlan eve gelir anasına. Ana, ben okuyamayacağım. Babamın işi neydi? Beni o işe ver, onu yapacağım der. Anası, oğlum der, okusan iyi olurdu. Ama hiç okuyamayacaksan, babanın işi kalaycılıktı. Dertli ana oğlunu götürüp bir kalaycıya çırak verir. Oğlan, bu işe de bir süre gidip gelir ya, hiçbir şey öğrenemez. Oğlanın işine bakan ustası, oğlum sen bize yaramazsın, babanın uğraşı neydiyse onu yap diyerek yol verir. Kadıncağız oğlunun bir işi olsun ister. Bu kez de bir kumaş tüccarının yanına verir. Oğlan buraya da haftalarca gider ya, ölçmeyi bile öğrenemez. Avare dönüp dolaşmaya başlar. Sokak aralarında yaşıtlarıyla üç taş, uzun eşek oynar, yumurta tokuşturur. Bir gün çift sürmekten dönen iki adam bu çocukların aşık oynamalarına bakarlar. Bunlardan biri oyunu ustaca oynuyor, attığını vurup deviriyordu. Adamın biri, ''Arkadaş, bu kimin oğlu? Yaman bir oyuncu doğrusu.'' der. Arkadaşı, ''Kimin oğlu olabilir? Avcıydı babası, oğlu da ona çekmiş.'' diye cevap verir. Bu konuşmayı duyan oğlan, yendiği aşıkları oradaki çocuklara dağıtır ve doğruca evlerine gider. Mercimek ayıklayan anasının başına dikilir. ''Ana, babamın işi avcılıkmış. Sen bugüne dek beni kandırdın. Babamın tüfeğini isterim.'' diye anasını zorlamaya başlar. Kadın oğluyla başa çıkamayacağını anlar. Tüfeğin saklı bulunduğu gömme dolabın duvarını yıkarlar. Böylece av gereçlerine kavuşur oğlan. Tüfeği temizler, av çantasını sırtına, tüfeği omzuna astığı gibi ava gider. 40 gün taban eti, bir gün av eti derler ya, avcıoğlu ilk avında bir tavşan vurur. Sevinerek eve dönerken 40 haramilerin başı çıkar önüne. Oğlum, bu tavşanı bana sat der. Avcıoğlu, bu benim ilk avım, anama götüreceğim diye cevap verir. Hırsızların reisi, ayağa kaçık anana götür de önün artsın diye cevap verir. Harami başının bu sözüne ne karşılık vereceğini bilemeyen oğlan çok üzülür. Demek anam kötü kadınmış diye karnına ağrılar girer. Harami başına tavşanı satıp eve döner. Avcı oğlunun yüzünden düşen bin parça. Ne yapacağını bilemiyor. Evi barkı bırakıp gitmeyi düşünüyor. Anasına sen kötü kadınmışsın diyor da başka bir şey söylemiyor. Avcı oğlunun bu davranışlarını gören komşuları,
Oğlum, sana yalan söylemiş kim söylediyse. Yıllardır komşuyuz. Baban öldüğünde gencecik kalmıştı anan. Bir sevdiği vardı yalnız. O eşkıya çamur atmış anana derler. Kadınların anlattıklarına aklı yatar oğlanın ve ne yapacağını düşünmeye başlar. Vay hırsızların başı denen dürzü, söylediğini yanına koymayacağım diyerek kalkar, elbiselerini değiştirir, süslenip güzel bir kız kılığına girer. Doğruca hırsızların ormandaki evine yollanır. Kapının önünden geçerken bu güzel kızı gören haramilerin başı önüne geçip içeri buyur eder. Dereden tepeden konuştuktan sonra kız, evinizi bir gezdir de göreyim der. Harami başı bu yakınlığa çok sevinir. Ev konak o denli büyükmüş ki 40 odası varmış. Adam 39 odayı gösteriyor ama 40. odanın kapısını açmıyormuş. Kız onu da görmek için üstelemiş. Bu zorlamaya dayanamayan harami başı 40. odayı istemeye istemeye açmış. İçeride bir cendere, bir işkence aleti varmış. Kız bu ne işe yarar diye sormuş. Kıza tutulan harami başının dili çözülmüş, başlamış anlatmaya. Biz demiş, yakaladığımız zenginlerden altın sızdırmak için onları bu cendereye bağlarız. Ben demiş kız, bu cendereye uzanayım da nasıl işlediğini sen bir gösteriver. Aman güzelim, sana kıyamam diyerek cenderenin nasıl işlediğini kendisi göstermek ister kıza. Harami başı sonra kendisi cendereye yatar, ben yeter deyince baskı kolunu çevirme sakın diye kızı sıkı sıkı tembihler. Olur der kız, kolu çevirmeye başlar. Harami başı yeter diye bağırdıkça daha çok çevirir, yalvardıkça yine çevirir. Adamı ölümcül bir durumda bırakır. Sonra bir kağıda, avcı oğluyum, işçi oğluyum, bu küçük oyunum, büyük oyunum geride diye yazar. Bunu kapıya yapıştırıp oradan uzaklaşır. Avcı oğlu gitmekte olsun, biz gelelim 40 haramilere. Onlar evlerine akşama doğru gelirler. Bakarlar ki harami başı yok, her yanı ararlar. Kente gittiğini sanırlar, beklemeye başlarlar. Gelmeyince cendere odasına bakarlar ve gözlerine inanamazlar. Harami başı yarı ölü yarı diri cenderenin üstünde yatmaktadır. Hemen çıkarıp yatağını yatırırlar. Adam konuşacak durumda değildir. Kapının arkasındaki yazıyı görüp okuyunca bunun avcı oğlunun oyunu olduğunu anlarlar. Bunlar düşüne dursunlar. Öte yandan avcı oğlu evine varıyor. Kız elbiselerini çıkarıyor, doktor kılığına giriyor. Onu kim görse işte doktor diye yakasına yapışıyor. Ormanın yolunu tutuyor. 40 haramilerin evinin önüne varınca doktor geldi gidiyor. Ağrısı, hastalığı olanlar duyduk, duymadık demeyin diye bağırarak yürüyor. Bunu duyan haramiler önüne geçip içeriye buyur ediyorlar. Yatağa serilip kalmış olan hırsızların reisini gösteriyorlar. Adamı yoklayıp gözden geçirince, bu adam sıkıya gelmiş, kemikleri kırılacak, etleri çürüyecek denli sıkıştırılmış. İki taş arasında mı kalmış, bir ağaç altında mı, pek kestiremedim. Biraz zor ya, isterseniz iyileştirmek için çalışırım demiş. Harami başı kendinden geçmiş, gözlerini bile açamıyormuş. 40 haramiler, aman doktor, sen söyle yalnız, ne istersen yaparız demişler. Avcı oğlu, bu hastanızın iyileşmesi için kente bir hamam tutacaksınız. Hastayı sallayıp sarsmadan taşıyacaksınız. Hamamın içinde hastayla ben yalnız kalacağız. Çevremizde hiç gürültü olmayacak. Bu gibi hastalıklarda yavaş yavaş uyanma çok önemlidir. Çıt çıkartmayacaksınız. Değilse hastanızı kurtaramam,
ölür gider demiş. Doktorun bu konuşması üzerine haramilerin üçü önden koşup gidiyor. Kentte bir hamam tutuyorlar. Hastayla doktoru beklemeye başlıyorlar. Bir yandan da avcı oğlunu elimize bir geçirirsek ölümlerden ölüm beğensin diye sövüp sayıyorlar. Hele ağamız bir kurtulsun onu çiğ çiğ yeriz diyorlar. İçlerinden biri gözlerini oyalım diyor. Neden sonra ötekiler geliyorlar. Hastayı götürüp göbek taşına yatırıyorlar. Doktor içeride kalıyor. Haramilerin hepsi dışarı çıkıyor. Doktor baksa ki harami başı ölmüş. Bunu sürükleyip hamamın bir köşesine oturtuyor. Durumu ayarlayıp eline bir sigara veriyor. Sonra dışarı çıkıp ''Kardeşiniz iyileşti. Şimdi hepiniz soyunun. Birlikte içeri gireceksiniz. Birer birer girmeyin. Gürültü yaparsanız ölebilir hastanız. Dediklerimi dikkatle yapmalısınız.'' der. 40 haramiler sevinerek soyunurlar, don atlet kalırlar. Kapının önünde toplanırlar. Biri anahtar deliğinden bakar. Harami başının elinde sigara oturduğunu görür. ''Arkadaşlar, gürültü etmeyelim sakın. Ağamız gerçekten iyileşmiş. Haydi artık hazır değil misiniz?'' diye bekleşip duruyorlar. Doktor, ''İşçi başıyım, kuşçu başıyım. Küçük oyunum bu, büyüğü geride.'' diye oraya da yazar. 40'ının da elbiselerini bir çuvala doldurup evine götürür. Bundan sonra avcıoğlu bir simitçi kılığına girer. Önüne simit tahtasını asar. ''Gevrek simit.'' diyerek hamamın önünde satmaya başlar. Biz gelelim haramilere. Onlar içeri girip baksalar ki büyük kardeşleri dünden ölmüş. Hemen dışarı çıkarlar ama giysileri yok. Kapının arkasındaki yazıyı görürler. ''Bu oyunu da o oynadı.'' derler. İçlerinden biri, ''Bir adam bulalım, evden giysilerimizle bir de tabut alıp gelsin.'' diyor. Orada simitçiyi görüyorlar. Evlerinin yolunu, izini anlatıyorlar. ''Git bizim evdekilere söyle, büyük kardeşimiz öldü. Bir tabut, 39 kat giysi versinler. Tezinden getir, emeğinin karşılığını vereceğiz.'' Simitçi 40 haramilerin evine varıyor. Evdekilere, ''Ağanız iyi olmuş. 40 tane yeni elbiseyle davul zurna istiyorlar.'' der. Evdekiler istenenleri alıp çala oynaya hamama gelirler. Orada bekleyenler, ''Be arkadaşlar, biz ne haber saldık, siz nasıl geldiniz? Bunu da avcıoğlu yaptı.'' diye padişaha çıkmaya karar veriyorlar. Haramiler başlarına gelenleri ne yapacaklarını düşünürken avcıoğlu onlardan önce çıkıyor saray kapısına varıyor. Nöbetçiyle anlaşıp elbiselerini değiştiriyorlar. Avcıoğlu asker kılığında nöbete duruyor. Biraz sonra haramiler geliyorlar. Doğru içeriye girmeye çalışıyorlar. Nöbetçi, ''Durun bakalım burası ahır mı? Öküzlerin yemliğine seyirttiği gibi koşup gitmek olur mu? Bir kez derdinizi anlatın bakalım.'' diye onları durduruyor. Adamlar başlarından geçenleri anlatıyorlar. En sonunda hamamda nasıl soyulup kaldıklarını söylüyorlar. Nöbetçi, ''Bu dedikleriniz doğruysa.'' diyor. ''Sizleri elbiseli görünce padişah söylediklerinize inanmaz. Şimdi siz giysilerinizi bana bırakın. Padişahla görüştükten sonra giyer gidersiniz.'' Haramiler nöbetçinin bu sözlerini uygun bulurlar. Don gömlek yukarı çıkarlar. Padişaha dertlerini dökmek için sıra beklerler. Oğlan, ''Avcıoğlu, işçi başıyım. Küçük işim bu, büyüğü geride.'' diye yazar. Nöbete durduğu yere yapıştırır. Ve gerçek nöbetçiyle elbiselerini değiştirir, oradan sıvışır. Haramiler aşağı inerler nöbetçiye, ''Arkadaş, giysilerimizi ver bakalım.'' derler. Nöbetçi, ''Ne elbisesi?'' der. ''Ben nöbete yeni durdum.'' Adamlar alık alık duvarlara bakarlar, yazılı kağıdı görünce
dönüp padişaha çıkarlar yine. O oğlan işte sizin kapınızda da bize böyle oyun etti derler. Oğlanı aratırlar, bir türlü bulamazlar. Ülkesinde bu türlü işlerin yapılmasına padişahın canı çok sıkılmıştır. Bu delikanlıyı yakalatmak için bir hal düşünür. Bir devenin sağ dengine altın, soluna yeşim yükletir. Deveyi bir adamın eline verir, sokaklarda dolaştırmaya başlarlar. Deve ya da dengindekiler nerede çalınırsa oğlan o sokaktadır diye düşünürler. Adamın biri deveyle dolaşmaya başlar. Bir sokak başında iki kişinin dövüştüğünü görür. Deveyi bırakıp kavga edenleri yatıştırmaya çalışır. Bunu gören oğlan deveyi gizlice çeker ve avluya sokar. Yükünü indirip ahıra çekip orada hemen boğazlar. Dövüş bitince deveci çevresine bakar ama devenin yerinde yerler eser. Deveci gidip padişaha olanları anlatır. Bunun üzerine bir cadı karı bulurlar. Sözde hastalıklı oğluna deve eti arıyormuş. Cadı karı, doktorlar söyledi, oğlumun hastalığı deve etiyle iyi oluyormuş diyerek ev ev dolaşmaya başlar. Her kapıdan deve eti ister. Oğlanın anası bizde var diye deve etini cadı karıya verir. O sırada oğlan çıka gelir. Cadı karının elinde eti görür. Az vermişler, biraz da ben vereyim diye cadı karıyı içeri alır, ahıra götürüp orada hakkından gelir. Öte yandan padişah sabırsızlıkla cadı karıyı bekler ama ne gelir ne de gider cadı karı. Bu padişahın bir kızı varmış. Babasının can sıkıntısını görünce, ''Babacığım sen tasalanma, bir bölük asker ver, ben o oğlanı bulurum.'' der. Padişah bir bölük asker verir. Kız kentin dışında bir pınar başına çadırlarını kurar, kendi çadırı ortada. Oğlanın her oyundan haberi olurmuş. Gece yarısı cadı karının bir elini alıyor oğlan. Kimseye görünmeden kızın çadırına varıyor. Konuşup gülüşüyorlar. Yatınca oğlanın bileğinden tutup uyuyakalmış kız. Oğlan kendi bileğini usulca kurtarıp cadı karının bileğini onun eline veriyor. Çadırdan gizlice çıkıp sessizce gidiyor. Sabah uyanan kız oğlanın kaçtığını anlıyor. Elinde kesilmiş bir bilek görünce çığlığı basıyor. Askerler koşuşuyorlar ya, çadırda kızı yalnız buluyorlar, bir de cadı karının elini görüyorlar. Toparlanıp saraya dönüyorlar. Bu durumu padişah onuruna yedirememiştir. Hint padişahına mektup yazıp ondan yardım ister. Hint padişahı yardım yerine bir çile yünle yün eğirmek için bir kirman gönderir. Masallarda zaman tez geçer. Padişahın kızının avcı oğlundan bir çocuğu olmuştur. Anasını tanıyacağı döneme gelmiştir. Bu zamana kadar padişah ne yaptıysa yapmış ama bir türlü avcı oğlunu yakalayamamıştır. Yine bir gün padişah bütün halkı bir alanda toplatmış ve bu çocuğu alanın ortasına bırakmışlardır. Böyle bir plan kurmuşlardır ki delikanlılar çocuğun çevresinde dönüp gidecekler. Çocuğun kanı kime kaynayıp bakarsa babasını öğrenmiş olacaklardır. Böylece tören başlar, gençler çocuğun etrafında dolaşmaya başlarlar. Avcıoğlu da diri bir tavşan tutar önceden, koltuğuna alır, tören yerine varır. Çocuğun çevresini dolanıyor ya, tavşanı gören çocuk korkusundan avcıoğluna bakamıyor bile. Bir ara avcıoğlu halkın arasına tavşanı salıveriyor. Halk çocuğu bırakıp tavşan geldi, tavşan gitti diye ortalık birbirine karışıyor. Oğlan karışıklıktan yararlanıp çocuğu aldığı gibi oradan sıvışıyor. Evine varınca anasına torununu getirdim diyor. Ortalık durulunca halk bakıyor ki çocuk yok.
olup bitenlere kimse akıl erdiremiyor. Çıkar yolu padişah buluyor, bir tellal çağırtıyor. Bütün bu işleri yapan kişi gelip de kendini tanıtırsa o benim damadım olacak diye halka duyuruyor. Bunu duyan avcıoğlu devenin kulaklarını cadı karının bir eline alıp padişahın huzuruna varıyor. Ve başından geçenleri bir bir eksiksiz olarak anlatıyor. Padişah, oğlum diyor, Hint padişahı beni küçümsemişti. Ona dersini veriver, onun burnunu bir kırıver. Sen dönene dek biz de düğün hazırlığı yapalım. Olur diyor oğlan, bana bir keten elbise yaptırın. Bu elbisenin her ipliğinde küçücük bir çıngırak olsun. Bir de hafif bir tabut verirseniz Hint padişahını size getiririm. Oğlanın istediklerini tezinden yaptırıyorlar. Bir ata biniyor avcıoğlu, Hint diyarının yolunu tutuyor. Bir yolunu bulup Hint padişahının yatak odasına giriyor. Bir dolapta gizleniyor. Gece padişah gelip yatağına uzanıyor. Sarayda herkesin uykusunun koyulaştığı bir sırada avcıoğlu padişahın gırtlağına yapışıyor. Küçük çıngırakların gürültüsünden ödü kopuyor padişahın. Avcıoğlu, ben Azrail'im diyor, canını almaya geldim. Padişah, karımı bir göreyim de öyle canımı al diye yalvarıyor. Avcıoğlu dinlemiyor, padişahı tabuta koyuyor, çıkıyor yola. Söyleyeceklerimi bir bir eksiksiz yaparsan canını kolayca alırım. Ben işaret verdikçe kedi gibi miyavlayacaksın, köpek gibi havlayacaksın, eşek gibi de anıracaksın diyor. Az gidiyorlar, uz gidiyorlar, gece gidiyorlar, gündüz gidiyorlar, dere tepe düz gidiyorlar, sonunda avcı oğlunun kentine ulaşıyorlar. Saraydan içeri giriyorlar. Tabuttaki Hint padişahının bulundukları yerden haberi yoktur. Halk sarayda toplanmıştır. Avcıoğlu tabutu bir tıklatıyor, içindeki miyavlıyor. İkinci kez tıklıyor, tabutun içinden köpek havlamaları duyuluyor. Üçüncü işaretinde ise eşek anırması sarayı inletiyor. Bu durumu gören halk ve padişah gülmekten katılıyorlar. Tabutu açıyorlar. Vaktiyle gönderdiği kirmanla yünü önüne koyuyorlar. Hint padişahı utancından düşüp bayılıyor. O ayıldıktan sonra ülkesinin yolunu tutsun. Padişah avcı oğluyla kızına 40 gün 40 gece düğün yapmış ve padişahlığı damadına bırakmış. Avcıoğlu bu ülkede kötüleri, hırsızları, haramileri temizlemiş. Halkın mutluluğu için dirlik, düzenlik kurmuş. Onlar ermiş muratlarına, sizler çıkın tahtına. Bir zamanlar bir köyde yaşlı bir çift yaşardı. Dilleri tatlı, hayatları ballıydı. Aralarında ne kavga çıkardı ne de çıngar. Güzel güzel yaşar giderlerdi. Birbirlerine hep iyi sözler ederlerdi. Mutluluğun sırrına ermişlerdi. Ne haramdan almışlar ne harama vermişlerdi. Azıcık aşımız, kaygısız başımız diye düşünürlerdi. Ne zengin olmuşlardı, ne de sürünürlerdi. Bir gün sabah çayını içtiler, karşılıklı oturdular. Sonra adam kalktı. Ben artık hazırlanayım, pazara gideceğim dedi. Kadın sordu, ne yapacaksın pazarda? Şu bizim atı satayım, yaşlandı artık. Kadın düşündü, haklı bizimki, ata bindiği pek yok, çoktandır kasabaya da indiği yok. Dedi ki, doğru düşünürsün, her şeyin doğrusunu düşünürsün sen. Adam sevgiyle onun yüzüne baktı.
içinden atın parasıyla bizimkine bir fistan alayım. Gönlünü alıp sevgilisi kalayım. Yepyeni gıcır gıcır güzel bir fistan. Yazılmalı üstüne destan diye geçirdi içinden. Sonra yüksek bir sesle ''Sen de her şeyin güzelini yaparsın'' dedi. ''Çay da çok güzeldi.'' Kadın çocuk gibi sevindi, sordu. ''Akşama ne yapayım sana? Ne ister canın?'' ''Hanım, şimdi yemekten kalktık. Akşam sorulur mu? Tok karnına insanın aklına bir şey gelmez ki.'' ''Senin gelmezse benim gelir. Çılbır yapayım mı sana?'' Adam sevindi. ''Vay, vay, vay. Nasıl da bilirsin sevdiğim şeyleri. Tabii, iyi olur. Şöyle bol sarımsaklı, yoğurtlu.'' Adam kalktı, kadın onu giydirdi. Atkısını sardı, kendini yormamasını tembihledi. Adam atı aldı, yola çıkarken seslendi. ''Hoşça kal.'' Kadın içinden düşündü. ''Kocam insanların en iyisi. Her zaman tatlı gelir bana sesi. Bir gün bile bana bağırmaz. Adımı kötü şekilde çağırmaz.'' El salladı, arkasından esenliği için dua etti. Adam atın yularından tuttu, yürüdü. Kasabaya doğru yola düştü. Giderken bir baktı, biri semiz bir koyunu çekerek götürmekteydi. Besbelli pazara gidiyordu o da. Koyunu satacaktı. Bizimki düşündü. Ne kadar besili bir koyun. Bol süt verir, içilir. Yünü çıkar, hanım eğirir. Yumak yapar, çevirir. Hem eğlenir, keyfini sürer, hem de bana bir hırka örer. Kararını verdi, adama seslendi. Baksana hemşerim. Adam döndü, sordu. Beni mi çağırdın? Ya diye onayladı adam. Hani diyordum ki, belli sen de koyunu satacaksın, ben de atı pazara götürüyorum. Değişir misin? Adamcağız anlamadı. Atla koyunu mu değişeceksin? İyi ama at daha fazla para eder. Para etmesi önemli değil. Benim işime yaramıyor. Elden çıkaracağım. Koyun bizim kadının daha çok işine yarar. Adam baktı, güzel bir at, iyi yük taşır. Gereğinde satsa koyundan fazla para eder. Niye değişmesin? Verdi koyunu, aldı atı. El sıkıştılar, helallaştılar, ikisi de yoluna gitti. Biraz sonra adamın önünden koltuğunda kaz bir delikanlı geçti. Bizimki düşündü. Ne kadar besili bir kaz, böylesi bulunur pek az. Doyum olmaz bunun tadına. Acaba kaç para ister bu delikanlı kazına? Bu kaz bizim ocakta ne güzel pişer. Nar gibi kızarır, davul gibi şişer. Değişir mi acaba benim koyunla? Bizim kadın ne sevinir dönersen bununla. Hemen seslendi. Baksana kardeşim. Delikanlı döndü, sordu. Beni mi çağırdın? Ya, acaba benim şu koyunla senin kazı değişir misin? Genç şaşkın şaşkın baktı. Koyunla kazı değişmek mi? Ama koyun bu, fazla para eder. Parasında değilim, kazını çok beğendim. Değişirsen sevinirim. Genç bu işten pek bir şey anlamadı. Fakat baktı adam gerçekten istiyor, candan söylüyor, kabul etti. Tokalaştılar, helalleştiler. Bizimki gene sevinçli yoluna düştü. Biraz ileride bir çocuk gördü. Elinde bir sepet, içi elma dolu. Bir imrendi ki, düşündü. Bizim kadın geçende sözünü ederdi. Şöyle kokulu, bol sulu elma olsa derdi. Alıp götürsem büyük hediye sayılır. Hanım sevincinden bayılır. Hemen seslendi. Baksana evlat. Çocuk döndü. Beni mi çağırdın amca? Ya, elmalarım pek güzel. Kazı versem onları bana verir misin? Çocuk şaştı bu işe. Kaza, elma. Bahçelerinde boldu. Gene toplardı. Oysa böyle güzel kaz kolay bulunmaz. Fazla düşünmek gereksiz.
verdi elma sepetini, aldı kazı. Adam yorulmuştu, bir kahve gördü, düşündü, şu kahveye gideyim, bir soluk alayım, sonra düşerim yola. Hanım da çılbır yapacaktı. Üstüne de bu elmalardan yedik miydi? Keka, keyif bizde. Kahveye girdi, bir çay söyledi. Biraz sonra efendi kılıklı biri geldi. Adamın masasındaki boş iskemleyi gösterdi, sordu. Oturabilir miyim? Buyur bey, buyur otur. Adam oturdu. Elma dolusu sepeti gördü. Mis gibi kokuyordu elmalar. O da bir çay söyledi, sonra sordu. Pazara mı götürüyorsun elmaları? Kaça satıyorsun? Satmıyorum bey, eve götürüyorum. Bizim kadını aldım. Demek alıcıydın. Pazar bu. Kimi satıcıdır, kimi alıcı. Çaylar gelmişti. Bizimki bir yudum içip oh çekti. Sonra dedi ki, aslında satıcıydım bey. Atımı satmaya geldim. Bu elmaları aldım gidiyorum. Değiştim yani senin anlayacağın. Yabancı adamın çayı boğazında kaldı. Boğuluyordu az daha. Toparlanınca sordu. Yani atla bir sepet elma mı değiştin? Bizimki güldü. Pek öyle değil. Koyunla atı değiştim, sonra elmalar. Yabancı daha da şaştı. İyice meraklanmıştı. Şunu başından anlatsana, pek merak ettim. Peki bey, dedi gülerek. Yalnız çayına dikkat et. Sonra keyifle anlattı yaptığı alışverişleri. Yabancı tümden şaşırmıştı. Hatta biraz da kızmıştı. Şimdi eve dönünce karın küplere binecek. Kadıncağız atın parasını bekliyordur. Kim bilir ne hayaller kurmuştur. Neler alacaktır neler. Şimdi elma görünce kızacak, kavga çıkaracak. Bizimki güldü. Yok bey, dedi. Çok sevinecek, elmayı sever. Canı da çekiyordu. Hem bizim kadın iyi huyludur. Hiç kavga etmeyiz biz. Canım, olur mu? Koca atı elden çıkarmışsın, yerine bir sepet elma götürüyorsun. Fena mı bey? Mis gibi kokulu elmalar. Bayılacak. Yabancı adam bayağı iş edinmişti bunu. Zaten iddiacı bir adamdı. Dedi ki, bak hemşerim, ben diyorum karın kızacak. Sen kızmaz diyorsun. Benim aklım almaz böyle şeyi. Var mısın bir kese altınına seninle bahse girelim? Karın kızarsa ben kazanırım, kızmazsa sen. Bizimki güldü. Sen kendini üzme bey, sevinir o. Senin nene gerek? Bahse giriyor musun bir kese altınına? Beyim, sen neden söz ediyorsun? Bende altının teki yok. Kesesi nereden olsun? Yabancı o kadar kaptırmıştı ki kendini bu işe, bahis bile önemli değildi. Bu kadar saçma bir şey duymamıştı. Yeni bir şey düşündü. Ziyanı yok, dedi. Ben bir kese altın koyayım, sen de bir şey koy. Ekledi, tamam, şu elmaları koy karşılığında. Yo, olmaz bey, elmaları kadına götürüyorum. Hem canım, altınla elma bir mi? Yazık, bey parana yazık, vazgeç bu işten, sevinir benim kadın. Senin nene lazım, hem bende altın çok, tek sen bahsi kabul et. Olmaz bey, aldatmış olurum seni. Sana ne canım, ben razıyım. Sen he de iddia olsun. Pekala, madem bu kadar istiyorsun, olur. Yabancı adam kahveciyi çağırdı, çay paralarını verdi, kalktılar. Giderken yabancı sordu. Peki ama ben nasıl göreceğim karının kızıp kızmadığını? Adam anlamamıştı, ona baktı. E beraber olacağız ya. E ben de mi size geleceğim? Tabii beyim, sorulur mu bu? Bizim kadın çok sevinecek. Konuğa bayılır o. Bizim fazla konuğumuz olmaz. Ama biri gelince çok sevinir. Hem çok güzel çılbır yapacaktı. Bayılırsın bak.
Yabancı sesini çıkarmadı. Bir garip duygu geçti içinden. Bu kadar iyi insanlar olmazdı. Bu işin altında bir şey var ama çıkaramıyorum diye düşündü. Gerçekten kafasını yoruyor fakat anlayamıyordu. Eve vardılar, kadın onları görünce çok sevindi. Yabancıya "Bu kim?" der gibilerden güler yüzle baktı. "Bir de konuk getirmişsin. Ne iyi ettin, yemeğimiz de çok bol." Adam tanıttı. "Bey'le kahvede tanıştık. Aldım, geldim." Yabancı bir şeyler söylemek gereği duymuştu. "Rahatsız ettim, kusura bakmayın." Kadın ise çok candandı. "Ne demek, ne rahatsızlığı, çok sevindim. Biz konuğa bayılırız. Buyurun, buyurun, şöyle oturun." Adam sepeti karısına uzattı. "Bak, sana ne aldım." Kadın çocuk gibi ellerini çırptı. "Elma, mis gibi de kokuyor. Bayılırım ben elmaya. Hep canım çekiyordu. Nasıl da bildin istediğimi." Yabancıya döndü. "Çok iyidir benim kocam. Hep beni düşünür." Yabancı biraz tedirgin olmuştu. "İyi ama nasıl olduğunu sormayacak mısınız?" Kadın "Bilmem gerekli mi?" gibilerden baktı. "Anlatır herhalde. Niye ayakta kaldınız? Buyurun, oturun. Kusura bakmayın, sofrayı iki kişilik kurmuştum. Hemen şimdi size de yer koyarım. Buyurun, buyurun." Telaşla mutfağa gitti. Tabak getirdi. O sofrayı yeniden düzenlerken yabancı adama baktı. Anlamıştı o da. Karısına, "Nereden aldığımı, nasıl aldığımı sormayacak mısın elmaları?" Anlat anlat, nereden buldun elmaları?" Sırf kocasının gönlü hoş olsun diye soruyor gibiydi. Adam onu elinden tuttu, oturttu. "Şöyle otur hele, bak anlatayım. Atı aldım, yola çıktım ya sabah. Bir de baktım, biri koyun götürüyor pazara. Besili, güzel bir koyun." Dedi kadın, ilgilenmişti. Adama dedim ki, "Hemşerim, değişir misin koyunla atı?" "Kabul etti mi?" diye sordu kadın, meraklanmıştı. "Etti ya, değiştik." Kadın sevindi. "Ama ne kadar iyi, koyun süt verir, hem can yoldaşı olur." "Ben de öyle düşündüm, hem yününü alır, bana hırka örersin dedim." "Örerim ya, örerim, güzel bir hırka örerim sana." Yabancı söze girdi. "Yalnız dinle bak, koyun ne oldu?" Kadın ona baktı, bu da önemli mi der gibiydi. Onun gönlü olsun gibilerden kocasına sordu. Ne oldu koyun? Ha, koyunu aldıktan sonra bir de baktım bir delikanlı. Koltuğunda kaz pazara gidiyor. Kadın gene ilgilendi. Kaz mı? Şöyle şişman bir kaz. Yağlı mı yağlı? Düşündüm. Bizimki dedim. Gülerek ona baktı. Sen yani. Bizimki dedim bunu bir kızartır nar gibi ağzına layık bir kaz kızartması. Kadın ellerini çırptı. Ne güzel kızartırdım ya. Bir güzel olurdu ki bayılırım ben kaza. Hep beni düşünürsün. Ne iyisindir sen. Yabancı gene araya karıştı. Dinle bak kaz da gelmedi. Sorsana niye? Kadın gene ona baktı. Efendi bir adamdı. Bey kılıklıydı, konuktu. İyi hoş ama çok söz kesiyordu. Gene de hoşnut olsun diye sordu. Peki ne oldu kaz? Adam devam etti. Sonra bir çocuk gördüm. Bu elmaları götürüyordu. Görünce dedim ki, bizimki, yani sen elmayı pek sever. Geçen de canın çekmişti. Bunları götürsem sevinir dedim. Nasıl da düşünmüşsün, nasıl da iyisin. Peki değişti mi çocuk? Değişti. İşte aldım getirdim. Sana hediye. Ne kadar iyisin, hep beni düşünürsün. Kocaların en iyisisin sen. Sen de kadınların. Tatlı tatlı bakıştılar. Yabancının sırtından bir ter inmişti adeta. Bir ona baktı,
bir öbürüne. Sonra kadına sordu. Yani şimdi sen bu işe kızmadın mı? Kadın şaşkınlıkla ona baktı. E kızmak mı? Bana elma getirdi diye mi? Ama yani başından düşününce at gitti, yerine elma geldi. E at zaten bir işe yaramıyordu ki. Yani sen beğendin şimdi bu işi? Hem de nasıl? Canım öyle bir elma çekiyordu ki. Bunlar da pek güzel canım. Hem dünyanın en iyi insanıdır benim kocam. Hep beni düşünür. Yabancı küsmüş gibi yan döndü oturdu. Adam ona baktı, bıyık altından güldü. Sonra lafı değiştirmek istermiş gibi karısına sordu. Sen ne yaptın anlat bakalım. Kadın sevinçle anlatmaya başladı. Ben mi? Hep de beni merak edersin değil mi? Anlatayım. Sen gidince ortalığı topladım, temizledim. Tavukların yumurtasını aldım, taze taze. Yoğurt da var. Çılbır yapacağım ya, her şey hazır. Bir de ne göreyim, sarımsak yok. Diye sordu adam. Hiç hoşlanmamış gibiydi. Yabancı da onlara döndü, dinliyordu. Bakalım ne olacaktı sonu? Kadın devam etti. Dur, üzülme, sonrası var. Biliyorum, sarımsak olmadan çılbır bir şeye benzemez. Sen de sarımsak çok seversin. Ne yapsam, ne etsem diye düşünürken, arabacı Musa gelmez mi? Ne istiyormuş? Senin atı götürdüğünü görmüş, merak etmiş. Satmaya götürdü dedim. Ama şimdi ben sarımsak peşindeyim, lafa tutma dedim. Eğerini ne yaptınız diye sormaz mı? Musa emmi, bırak şimdi eğeri, işim var dedim. Birden aklıma geldi. Bana sarımsak bul, eğeri sana vereyim dedim. Yabancı adeta ayağa kalkacaktı. Heyecanla sordu. Sarımsak bulursa eğeri mi alacak? Kadın devam etti. Atı satınca eğeri ne yapacağız? Adam memnun ona baktı. Buldu mu sarımsağı? Yani şimdi sarımsaklı çılbır? Tabii ya, Musa gitti. İki demet sarımsak getirdi. Eğeri verdim, yoğurda da bol bol sarımsak koydum. Ağız tadıyla yiyesin diye. Adam bakışlarıyla okşadı onu. Ne kadar iyisin, hep beni düşünürsün. Kadın kalktı. Hadi artık çılbırı getireyim de ağız tadıyla yiyelim. O mutfağa gidince yabancı adama baktı. Meraktan ölecekti. Hemşerim, sen şimdi kızmadın mı bu işe? Hangi işe bey? Bir şey mi oldu? Yahu karın koca eğri vermiş, bir avuç sarımsak almış. İyi etmiş bey, sarımsaksız çılbır bir şeye benzemez ki. Yabancı, pes der gibilerden ellerini açtı. Kadın yemeği getirdi sevinçle. Bak bakalım beğenecek misin? İnşallah konuğumuza da yüzümüz kara çıkmaz dedi. Adam keyifle ellerini ovuşturdu. Mis gibi kokuyor, kötü olamaz bu. Zaten senin pişirdiğin hiçbir şey kötü olamaz. Ellerine sağlık. Hem bil bakalım bunun üstüne ne yiyeceğiz? Adam şakacı sordu. Ne yiyeceğiz bilemedim. Elma, elma, mis gibi elmalar. Keyifle güle oynaya yemeye başladılar. Yabancı yemek boyunca sustu. Sonunda kadın kahve yapmaya mutfağa girince bir kese altın çıkardı. Al hemşerim şunu. Adam ateşe değmiş gibi elini çekti. Aman bey olmaz, şakaydı o canım. Böyle bir şeyin iddiası mı olurmuş? Yabancı üsteledi. Al, ne olursun al. Yalvarırım al. Adam garipsedi. Niye yalvarıyordu ki? Fakat öylesine istiyordu ki almasını, belli ki çok sevinecekti. Sırf onun gönlü olsun diye adeta istemeyerek keseyi aldı. Yabancı onun elini tuttu. Bu akşam bana öğrettiğiniz şey için vermek istedim bunu. Bana o kadar önemli bir şey öğrettiniz ki.
''Aman bey, biz cahil köylüleriz. Senin gibi şehirli bir beye ne öğretebiliriz?'' Yabancının gözleri dolmuştu, elini minnet duyarak sıktı. ''Mutluluğu öğrettiniz azizim, mutluluğu öğrettiniz.'' Bir zamanlar zengin bir bey vardı. Büyük bir çiftliği, malı mülkü, her şeyi vardı ama bütün derdi çiftliğine iyi bir kahya bulamamaktı. Kim kahya geldiyse ya çalar çırpar aman vermezdi ya da dürüst olur ama aklı bir işe ermezdi. Beyin canına yetti. Tellallar çıkardı, her yana duyurdu. Bir kahya arıyordu. Çok para verecekti ama sınavdan geçirecekti. Birçok gelen oldu fakat sınavda kaldılar. Günün birinde kendi halinde ufak tefek bir adam çıka geldi. Kahyalığa aday olduğunu söyledi. Bey baktı, pek gözü tutmadı ama görünüşten belli olmazdı. Adını sordu. Köse dedi adam. Bey şaştı. Nasıl isim bu? Sahici adın mı? Adam güldü. Değil herhalde beyim, bu yaşa geldim, sakalım bitmedi. Bundan sonra da bitecek değil herhal. Yıllardır herkes beni köse diye çağırır, ben de alıştım. Zaten asıl adımı unuttum gitti. Ali miydi, neydi? Adamın candanlığı beyin hoşuna gitti. Sevimliydi, akıllıydı. Sorulara bayağı doğru dürüst cevaplar verdi. Bey dedi ki, ''Sevdim seni köse ama kahyalık zor iştir. Onun için sınayacağım. Şimdi sana para vereceğim, koyun alacaksın.'' ''Senin için mi alacağım beyim, kendim için mi?'' ''Dur, bitmedi. Koyun alacaksın, yalnız şartlarım var. Koyunları canlı getireceksin, bu bir. Koyun derisinden çanta isterim, bu iki.'' Köse yutkundu ama bozuntuya vermedi. ''Peki beyim'' dedi. ''Yünlerinden hırka isterim, bu üç. Sonra da koyunların kanını ayrı isterim, canını ayrı isterim.'' Köse yutkunamadı bile. Sadece ''Peki beyim'' diyebildi. Bey bir kese uzattı. ''Al şimdi bu parayı. Haydi yolun açık olsun.'' Köse selamladı çıktı. Bir keseye baktı, bir döndü geriye baktı. Sonra omuz salladı, yürüdü. Giderken yol kenarında bir köylü gördü. Oturmuş, önünde bir çanak su, öylece duruyordu. Köse selamladı. Köylü selamı aldı. Köse sordu, ''Ne edersin burada?'' ''Azık yerim.'' Köse baktı, azık falan göremedi. ''E peki azığın nerede?'' ''Allah verecek.'' ''İyi peki bu su neci?'' ''Azığı yiyince üstüne içeceğim.'' Köse, ''Bu da başka türlü.'' dedi içinden. Ama adam da hoşuna gitti. ''Gel hemşerim.'' dedi. ''Benim param var. Bir şeyler alıp yiyelim. Suyunu üstüne içersin.'' Adam sevindi, kalktı, dua etti. ''Şükür Tanrım sana. Boş koymadın beni.'' Köse'nin yanına katıldı, yürüdüler. Köse sordu, ''Adın ne senin?'' ''Ese.'' ''Ya seninki?'' ''Köse.'' Ese ile Köse birlikte yürüdüler. Bir yokuş çıktı önlerine, Ese söylendi. ''Ne dik yokuş yahu, çık çık bitmez, bir kolayı olsaydı.'' Köse, ''Kolayı var.'' dedi. Ese ona baktı. ''Neymiş kolayı?'' ''Yarı yola kadar sen beni sırtına al, yarıdan sonra ben seni. Böylece ikimiz de yarım yokuş çıkmış oluruz.'' Ese durdu düşündü, herhalde var bir bildiği dedi kendi kendine, razı oldu. Yarıya kadar o köseyi taşıdı, yarıdan sonra köse onu. Yokuş bitince Ese hala iyi mi oldu diye düşünüyordu. Ekilmiş tarlaların önünden geçiyorlardı. Köse Ese'ye, ''Bu ekinler kimin?'' dedi. ''Bizim köylülerin'' dedi Ese. Köse sordu, ''Hepsini yiyip bitirdiler mi,
yoksa daha yiyecekler mi? Ese yan yan baktı, cevap vermedi. Bu kösenin aklı ona bir çarpık gelmişti. Deli miydi ne? Biçilmemiş ekin yenir mi? Bir süre daha gittiler. Bir mezarlığın önünden geçiyorlardı. Köse sordu. Bu mezarlar kimin? Ese, köylülerden, rahmetli olanların. Hepsi ölü mü bunların, yoksa daha yaşayanlar var mı? Ese gene cevap vermedi. Besbelli kaçıktı bu köse. Ölü adamdan yaşayan olur mu? Ne etsem de şunu atlatsam diye düşünürken, Ese'nin evine varmazlar mı? Ne olsa yol arkadaşı, hemen atlatmak olmaz. Ese dedi ki, ''Burası bizim ev, bir ayran içer misin?'' Köse, ''Tuh yahu, senin azıkla suyu unuttuk.'' Ese güldü, ''Vazgeç canım, eve geldik, buyur.'' Girdiler, Ese'nin bir kızı vardı, Ayşe. Karısı ölmüştü de o da kızıyla oturuyordu. Ayşe akıllı, güzel bir kızdı. Ese ona köseyi tanıttı. Sonra ayran yapmasını söyledi. O mutfağa gidince hemen arkasından seyirtti. ''Aman kızım, bu adamın aklı bir çarpık. Çabuk ver ayranı da gitsin.'' dedi. Ayşe meraklandı, ne olduğunu sordu. Ese olanları anlattı, Ayşe güldü. ''Aman baba, ne delisi, her dediğinde bir hikmet var adamın.'' Ese şaşkın şaşkın bakınca açıkladı. ''Şimdi bak, yokuşu çıkarken birbirinize taşımak işine. Taşınan nasılsa bir şeyler anlatır, vakit geçer, yol kısa gelir insana. Ekinler için söylediği şu, köylülerin bazıları daha hasat yapmadan borç alır, parayı harcarlar ya, onu sormuş. Sizin köylüler de daha biçmeden ekinlerin parasını bitirdi mi diye. Mezarlığa gelince bu çok güzel söz. Bazı adamlar iyi isim bırakır, hep hayırla anılırlar. Her zaman isimleri yaşar. Bazılarını da kimse sevmez. Ölünce adlarını bile anmazlar. İşte bu adam bunu söylemiş. Ese şaşkın şaşkın kızına baktı, ne güzel anlamıştı her şeyi ve de ne güzel anlatmıştı. Hemen içeri gitti. Köse'nin sırtını sıvazladı. ''Köse, kusura bakma, ben seni kaçık sandım ama meğer her dediğinde bir hikmet varmış, bilge adammışsın.'' Bu sefer şaşırma sırası Köse'ye geldi. Sordu, ''Neymiş bu hikmetler?'' Ese Ayşe'nin yaptığı açıklamaları anlattı. Yokuşu, ekinleri, mezarlığı, Köse'nin sözlerindeki derin anlamları. Köse ise pek şaştı bu işe. ''Yahu Ese kardeş, aslını diyivereyim mi? Ben o sözleri ettim ama bu kadar hikmetli olduğunu bilmeyerek. Dilimin ucuna geleni söyleyiverdim. Meğer ne hikmetler söylemişim. Sen çok akıllı adamsın.'' ''Yok canım Köse kardeş, benim aklımdan değil bu. Ben seni çatlak sanmıştım.'' Köse bir şey anlamadı, sordu. ''Peki kim çıkardı bu anlamları?'' ''Bizim kız Ayşe.'' ''Deme yahu'' diye ünledi Köse. ''Ayşe demek bu kadar akıllı. Yahu benim başımda bir dert var. Yardım eder misin Ese kardeş?'' ''Hayrola, nedir bu dert?'' diye sordu Ese. ''Bir beye kahya olmak isterim. Bir muamma verdi çözemem. Şunu çözmeme yardım etseniz.'' Ese, ''Yoo'' der gibi ellerini kaldırdı. ''Benim muammaya aklım ermez arkadaş, hiç ermez.'' Köse güldü. ''Ayşe'ye sormama izin verir misin?'' Ese, ''Bana sorma da kime istersen sor.'' dedi. Ayşe'yi çağırdılar, o da ayranları hazır etmişti zaten. Aldılar, onu karşılarına oturttular, Köse derdini açtı. ''Bak Ayşe, baban laflarımdan çıkardığın hikmetleri deyiverdi de ağzım açık kaldı. Şimdi benim bilmem gereken bir muamma var. Onu çözmekte bana yardım ediver.'' Köse kahya olmak istediğini anlattı. Beyin para verdiğini, dilediği şeyleri söyledi. ''Yani Ayşe,
Bu parayla koyun alacağım. Ama koyunları canlı istiyor, bu bir. Koyun derisinden çanta istiyor, bu iki. Yünlerinden hırka istiyor, bu üç. Koyunların da kanını ayrı istiyor, canını ayrı istiyor, bu da dört. Ese dayanamadı. Yahu köse kardeş, besbelli bu bey seni işe almak istemiyor. Olacak iş mi bunlar? Köse Ayşe'ye bakıyordu, genç kız düşünceye dalmıştı. Birden buldum dedi. Olur bu. İkisi birden hayretle gözleri büyümüş şekilde ona baktılar. Olur mu? Nasıl? Ayşe gülümsedi, anlattı. Bak şimdi köse amca, beyin verdiği parayla koyun al. Ama Karaman koyunu olsun. Hem de gebe olsun. Bir ayda yavrular. Karaman iki yavru yapar. Sonra bir ay süreyle bu koyunun sütünü sağ. Bu sütleri sat, parasını topla. Bir ayda koyunun parası çıkar. Peki hırkayı nereden bulacağız? Koyunun tüyünü kırpacaksın, yün yapacaksın, hırka öreceksin. Bunu ben örerim sana. Hadi bunu da uydurduk. Ama bir de çanta istedi. Koyunu kesip derisinden çanta yaptık diyelim. Canlı istiyor. İşte kuzular var ya, koyunu kesmeye ne gerek var? Kuzulardan birini kes, derisinden çanta yap. Etinden de kebap yap. Beye ver. Kestiğin kuzunun kanını çanağa koy, beyin önüne akıt. İşte kanından kan. İkinci kuzuyu da canlı olarak götür, bu da canından can. Eksik kaldı mı? Ese ile köse birbirlerine baktılar. Köse parmaklarıyla yapılacakları saydı, tamam çıkıyordu. Sevinçle bağırdı. Tamam, vallahi de tamam, billahi de tamam. Başardık, çözdük bu işi. Kalktı, ortada sevincinden oynamaya başladı. Bey cevabı alır, kahyalık bana kalır. Ayranlarını bir güzel içtiler, biraz sohbet ettiler. Köse kalktı, işe koyuldu. Önce gebe bir kara koyun buldu, aldı. Bundan sonra sırasıyla Ayşe'nin dediklerini yaptı. Zamanı dolunca beyin karşısına dikildi. Bey sordu. Oldu mu köse? Dediklerimi yapabildin mi? Köse koyunu gösterdi. İşte beyim, bu koyunun şu da parası. Nasıl oldu peki? Hem koyun duruyor hem parası. Sütünü sağdım, sattım. Parayı denkledim. Sonra hırkayı uzattı. Bu da hırka. Yününü kırptım, hırka ördüm. Doğrusunu istersen ben örmedim, beceremem. Ama bu şartın yoktu zaten. Bey güldü. Yoktu. Demek hırka da tamam. Peki öbürleri? Sırayla gidiyorum beyim. Aman kafamı karıştırma. Zati çok iş verdin, kafamı alt üst ettin. Nerede kalmıştık? Ha, bu koyun gebeydi. İki yavrusu oldu. İşte kuzular burada. Şimdi izninle birini keseceğiz. Bey de yanındakiler de merakla seyrediyordu. Köse kuzulardan birini kesti. İşte dedi kanı. Öbür kuzuyu canlı veriyorum ya, o da canı. Bey bayağı memnundu. Biraz da korkarak sordu. Peki çanta? O en kolayı beyim. Şu kestiğimiz kuzu ne güne duruyor? Etinden kebap yapıp yiyeceğiz, derisinden çanta dikeceğiz. Bey heyecanla yerinden fırladı, bağırdı. Aferin köse, tamamını çözdün, kahyalığı hak ettin. Sağ ol beyim, bir şey söylemek isterim. Dürüst olmam gerek. Ben bu muammayı kendim çözmedim. Sen de kendin bulacaksın dememiştin. Sade şunu şunu isterim demiştin, değil mi? Doğru dedi bey, sonra ekledi. Peki ama merak ettim, bugüne kadar kimse çözemedi bu muammayı. Kim çözdü şimdi? Köse olup bitenlerin hepsini anlattı, ta yola çıkışından, Ese'ye rastlayışına, eve gidişlerine, Ayşe'nin sözlerine kadar. Bey hepsini dinledi, sonunda. Dürüstlüğünü beğendim köse, dedi. Ese ile kızını da tanımak isterim. Tez haber gönderin, gelsinler, konuğum olsunlar.
Köse hemen çıktı, bey araba vermişti, bindiler. Ese ile Ayşe'yi alıp geldiler. Beyin karşısına çıktılar. Beyin yetişkin bir oğlu vardı, o da yanındaydı. Onlar gelince bey karşıladı. Buyur etti. Ayşe'nin terbiyesini, güzelliğini de pek beğendi. Şerbetler geldi, bey Ayşe'ye dedi ki, ''Kızım, köse her şeyi anlattı bana. Aklını pek beğendim. Şimdi sana bir soru daha sormak isterim. Cevap verir misin?'' Ayşe terbiyeli cevap verdi. ''Buyurun sorun.'' Herkes hayretle seyrediyordu. Ese ile köse birbirlerine baktılar. Bu sırada bey sorusunu sordu. ''Senin bir baban var, başka kimsen yok değil mi?'' ''Evet efendim.'' Kimse bir şey anlamadı. Soru bu muydu? Ama bey daha bitirmemişti, devam etti. ''Benim de bir oğlum var, başka kimsem yok. Şimdi soruyorum. Ben bir tüccarım. İş yaptım, kâr ettim. Artık faiz istiyorum. Anladın mı?'' ''Anladım.'' dedi Ayşe yavaşça. Herkes şaşkındı. Gene kimse bir şey anlamamıştı. Ne konuşuyorlardı bunlar? Bey ekledi. ''Bu faizi bana vermek ister misin?'' Ayşe başını önüne eğdi, adeta utanarak. ''Veririm beyim.'' dedi. Bey sevinçle ayağa kalktı, Ese'ye döndü. ''Ese, sen de razı mısın?'' Ese şaşkınlıktan küçük dilini yutacaktı. Bir beye, bir Ayşe'ye baktı. Sordu, ''Neye razı mıyım beyim? Ben bir şey anlamadım.'' dedi. Bey güldü, Ayşe'ye döndü yumuşak bir sesle. ''Anlat babanı Ayşe.'' dedi. Ayşe babasına döndü, anlattı. ''Baba, beyin oğlu var ya, işte kâr etmesi o. Yani kârı oğlu.'' Faiz isterim dediği torun. Yani oğlumu evlendirip faizini de almak, torun edinmek istiyorum diyor. Beni de beğenmiş, oğluna eş olarak seçiyor. Bana razı mısın dedi, razı oldum. Bunları söyleyince yanakları pembe pembe oldu, utanmıştı. Başını önüne eğdi, sonra yavaş bir sesle, ''Şimdi sana soruyor, sen de razı olur musun?'' diye ekledi. Herkes birbirine baktı, Ese bir adım attı beye doğru. ''Böyle mi beyim?'' Bey güldü. ''Tas tamam böyle, razı mısın?'' ''Aman beyim, şunu açıktan sorsana, senin gibi beye gelin vermek bizim için şeref. Tek aklımız ersin.'' Herkes güldü. Bey oğluna döndü. ''Sen de ister misin oğlum, Ayşe'yi sana alalım mı?'' Delikanlı Ayşe'yi beğenmişti, çoktan razıydı. ''Tabii baba.'' dedi. Bey köseye döndü. ''Öyleyse düğün hazırlıklarına başlayabiliriz kahya.'' Köse çok memnundu. ''Tabii beyim, derhal. Düğünde de muamma olmaz ya. Hem öyle bir düğün hazırlayacağız ki, herkes bu köse de yaman kahyaymış diyecek.'' Bey düşünmekte olan Ese'ye döndü. ''Ne o Ese, ne daldın öyle?'' Ese uykudan uyanırmış gibi silkindi, kendine geldi. ''Faiz olacak değil mi?'' Ayşe babasına koştu. ''Tabii baba.'' Ese güldü, kızının başını okşadı. ''Açık ama ben gene bir sorayım.'' dedi. ''Siz pek bir muammalı konuşuyorsunuz da benim fazla aklım ermiyor. Kısacası ben de büyük baba olacağım yani. Yaşasın.'' Hepsi güldüler, herkes mutluydu. Gerçekten köse güzel bir düğün hazırladı. Genç evliler de, herkesler de çok memnun oldular. Onlar erdi muratlarına, biz çıkalım kerevetine.